Hanımefendiler, beyefendiler, günlerden çarşamba ve Zuhal Topal'la yemekteyiz de haftanın merakla beklenen üçüncü günü başlıyor. Bugün masalardaki iddialı yorumlarıyla dikkat çeken Bulgaristan göçmeni yarışmacımız Kaan'la beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Gürbüz. Durun tahmin edeyim. O kadar benziyorsunuz ki yanındaki hanımefendi annen herhalde. Evet, annem Zekiye, ablam Cansu. Hoş geldiniz hanımlar. Hoş bulduk. Anneciğim nasılsınız? Teşekkürler, siz nasılsınız? Vallahi bomba gibiyim anneciğim. Kaan'cığım kaç yaşındasın, neler yapıyorsun? Hadi bize anlat lütfen. 30 yaşındayım, bekarım. Aşçılık yapıyorum, aynı zamanda işletmeciyim. Annem ve ablamla geldim. Bana desteklerini hissediyorum burada. Onların desteğiyle inşallah kazanacağım. Nerelisin? Aslen göçmenim. Nereden göçtünüz anneciğim? Selanik. Cansucuğum sen neler yapıyorsun? Ben de muhasebeciyim. Eşimle beraber mali müşavirlik ofisimiz var. İkizlerim var 5 yaşında. Maşallah. Onlar da çok heyecanlı. Dayısı buraya çıkacak, televizyona çıkacak. Onları çok öpüyoruz. Ya Cansucuğum, kardeşin güzel yemek yapıyor mu gerçekten? Evet, çok güzel yapıyor. El lezzeti çok iyi. Ona çok güveniyoruz. Kaan'cığım senin kendi restoranın var değil mi? Babamın bir restorantı var. Ben doğduğumdan beri zaten var ve onun yanındaydım devamlı. Ondan sonra alaylı olarak ustamız bırakınca onun yerine geçtim ve beraber çalışıyoruz. Peki restoranda ne tarz yemekler yapıyorsun? Soğuk mezesine daha çok. Birkaç tane de ızgara türümüz var. Ya melek sana bıyıklı deyip duruyor. Nedir senin alıp veremeni ya Allah aşkına? Elma veren ağacı taşlarlar Gürbüz. Herkes benimle uğraşıyor çünkü herkes beni sadece rakip görüyor. Bir tek ben haftanın aşçısı olduğum için herkes bana odaklanmış durumda. Ama odaklandıkları kısımlarda haklılar. En iyileri benim ve herkese göstereceğim. Anneciğim hayırlı olsun. Kaan'ın yakında düğünü varmış. Yok abi öyle bir yok. Şey yok ya. Kaan'ın mı? Ben de şaşırdım. Söylemedin mi? Yok abi öyle bir şey. Kaan'cığım bak anneciğin de istiyormuş. Ben istiyorum ya, ama o da olmadı. Ona kalsa yarın evleneyim abi. Ya yeme bizi şimdi Kaan'cığım. Yok Gürbüz abi yok. Ona kalsa yarın evlenirim de ben evlenmem daha. Anneciğim el öpmeye geleceklermiş. Neden söylemedin bana? Gürbüz abiyle aramızda bu. Sır. Anneciğim. Kızımızın ne iş yaptığını biliyor musun? Aa, hiç ben bilmiyorum. Kızımız pilotmuş. İyi olur, onu da host olarak yanına alır. Beraber gidip gelirler. Anneciğim bak nasıl da utandı. Vallahi yüzü kıpkırmızı oldu. Çok yalan ortayı söylemez. Karıştırıyorsun ben evet, biliyorum seni. Yok, yalan söylemez kardeşim. Her gün seyrettiğim için. Ya şaka ediyorum zaten anneciğim. Anladım anladım. Kaan'cığım bugüne iyi hazırlandın mı? Bomba gibiyim. Bomba gibi hazırlandım. Çok iyi hazırlandım. Peki iyi bir menü hazırladın mükemmel mı? Mükemmel bir menü hazırladım. İddialı mısın? Çok iddialıyım. Bugün bomba gibi geliyorum. Haftanın şampiyonu belli. Öbür arkadaşlar kendi arasında ikinci, üçüncü belirlesin. Bugün hem yemeklerim, hem bu karizmam, hem de masam konuşulacak. Bomba gibi geliyorum. Vallahi oldunuz can gibi maşallah anneciğim. Oyunculuk denedi ama bıraktı sonradan. Yarım oyuncu. Bu arada ne mezunuydun? Radyo televizyon mezunuyum Gürbüz. Mezun olunca oyuncu olacağını mı düşünüyordun yoksa? Yanlışlıkla beni yanlış bölüme koymuşlar. Konservatuara gitmem lazımmış. Ya bunu okula girdikten sonra mı öğrendin? Vallahi öyle. Sen radyo televizyon okuyunca oyuncu olacağını mı düşünüyorsun yani? Kameraman olunuyormuş, ben nereden bileyim? Hayda. Bence biz bunu mutfakta konuşalım olur mu? Olur abi. Bir saniyeliğine çıktı çocuğum. 24 saat orada bekledi. Bir saniyeliğine çizgi film yaptılar hemen. Ondan sonra da bıraktı oyuncu. İyi para verdiler mi bari? Parası abi ya. Karın tokluğuna çalışıyoruz. Ne diyorsun? Başkalarında filan asker oldu. Olmadı. Ya sen de kameraman ya da sesçi olsaydın. Abi olurdum da o ara dükkanda bana babamın ihtiyacı vardı. Ben de aileme çok düşkün bir insanım. Evet. O yüzden onları yalnız bırakamazdım. Onlara destek için orada kaldım. Bunları mutfakta konuşacağız değil mi? Her zaman konuşalım abi. O zaman hadi bize menünü say bakalım. Menüm ben iki gündür çok çorba yapıyorlar. Çorbadan sıkıldım. Ben başlangıç tabağıyla başlıyorum. Benim cunda ezben var başlangıç tabağımda. Patlıcanlı kanepem var. Onun yanında Arnavut dolmam var. Onun yanında salatalıklı haydarim var. Bravo! Ara yemekte ne var? Ara yemeğimde belki de bir programda ilk defa yapılacak özel bir kitaptan özel bir tarif. Antep fıstıklı top köfteden yalancı mantı. Bravo! Ana yemeğimde bir o kadar iddialı. Kremalı beğendi yatağında tereyağında kuzu pirzola. Vuhu! Yanında ne var? Yanında da beyaz peynirli yeşil salatam var. Ve son olarak tatlı? Tatlım da kaymak eşliğinde şambali. Bravo!
Cansucuğum, menü nasıl sence? Vallahi çok iddialı bir menü. Kimsenin yapmadıklarını yapacak. Ben kardeşime çok güveniyorum. Anneciğim sen ne dersin? Ben de çok güveniyorum. 3 defa deneme yaptık evde. 3 defa mı? 3 defa denedi. Hepsinden 3 defa yedik. Gayet de güzeldi. Evet, İnşallah bir şey yaptık. Paralar kuzu pirzolaya gitti desene. Maddiyat gitti zaten. Kazanması lazım. Kaç para harcadı doğruyu söyle. Her gün et aldı işte. Kaburga aldı, şey aldı. Ay oğlum ne yaptın? Parayla sıkıntı olacak abi çok şükür. Kaan'cığım batırdın dükkanı. Babam sağ olsun. Artık markete gidelim mi? Hemen gidelim. O zaman hadi anacığının elini öp, ablacığına da bir sarıl, öyle gidelim. Hadi salatayı unutma sakın. Canım benim, başarılar. Hadi. Daha çok güveniyorum. Görüşürüz. Başaracak. Ya dur, nereye? Markete. Başlaman için süreni başlatmadım ki. Süremi başlat. Hazır mısın? Hazırım. 3, 2, 1 fırla. Koş Kaan, koş. Menünün sayısı, yoğunluğu, adedi benim için hiç önemli değil. Benim için menüdeki lezzet önemli. Baktığın zaman da içlerinde gerçekten zor, kayda değer bir şey göremiyorum. Bence Yemekteyiz programına yakışan bir menü olmamış. Sadece bol peynirli ve bol yoğurtlu meze yaparak 75 bini zor kazanır. Menü sırf meze ağırlıklı, hep meze yapmış. Yoğurdu karıştırmış, önümüze koymuş. Karıştırmış, önümüze koymuş. Ben bunu görüyorum yani. Bizi yoğurtla kandıracağını sanıyor. Bu menü asla rakip olamaz bana. Ve bu yarışmayı asla bu menü kazanamaz. Kaan şefim, neyle başlıyoruz? Öncelikle sebebi meyvelerimi alacağım. Bu arada şu listeye bakabilir miyim? Tabii ki. Alışveriş listesi dediğin böyle düzenli olur. Bravo sana. Teşekkür ederim Gürbüz. Kendi işletmeniz için sen mi alışveriş yapıyorsun? Ben yapıyorum, bazen babam yapıyor ama başka birine emanet etmiyoruz. Çünkü seçerek alırsan düzgün malzemeyle, düzgün işçilikle her zaman düzgün malzeme meze çıkar. Kaç yıldır işletiyorsun? 20 senedir aynı yerde bir filiz. Yeriniz neredeydi? Büyükçekmece'de. Domatesler tamam. Sırada yeşil biberler var. Yemeklerini beğenecekler mi, ne dersin? İnşallah bugün insanların karnı doyacak. Kendime inanıyorum. Nasıl yani? Dün doymadınız mı? Ya dün doyulacak bir şey var mıydı Gürbüz, Allah'ını seversen? Abartıyor musun acaba? Tamamen arkasındayım ödeyimin. Masada da söyledim, ayıp olmasın diye bir puan verdim. Yani sırf program, sırf benim karakterim diye, ama hiç hak etmedi yani. Hele yani Pınar Hanım'ın ilk gün aynı puanı, ikinci gün aynı puanı vermesi çok açıklanacak bir durum değildi ya. Evden başka neler getirmiştin? Başka evden neler getirdim? Etimi kendim getirdim, kendi kasabımdan aldım. Pirzola. Kıymayı buradan alacağım. Buradaki kasaba güvenmeden yanlış anlaşılmasın. Sadece kendi kasabıma çok güvendiğimden. Kara melek diye tabir ettiğimiz Göknur Hanım şu anda bakıldığı zaman gerçekten kendi masasını kollayacak bir durumu yok. Zaten akrabaları bile dürüst olarak masayı puanlama konusunda sıfır olacağını söylemişler. Bugün gerçekten karamelin gazabından kimse kurtulamayacak. Yeter. Sussun sussun bir yere kadar. Bu saatten sonra susmak yok. İnşallah bugün yemeklerini gelip savunmaya devam etmez. Daha da gülünç bir durum alır. Sevdim dedim, hiç sevmedim. Ben kimleri mahvettim? Benim adım Karamelek. Bugün onların hepsini mahvedeceğim. Bugün benden korksunlar. Soğanın ardından paket ekmeğini de alıyor hemen yarışmacımız. Dün Melek ranch sosu nereden aldı biliyor musun? Buradan mı aldı? Evet. Peki burada mayonezle ranch sosu farkı görememiş mi? Çok enteresan. Vallahi göremedi. Ayşe'ye kızmıştım. Okuma yazman yok mu dediğinde. Ama gerçekten de yani fark edilmeyecek bir fark yok arasında. Hiç mi anlamış, alışveriş yapmamış acaba? Yalnız dün çok panikti. Belki de heyecan yapmış olabilir. Yalnız sen de panik olsan iyi olur. Çünkü 10 dakikan bitti bile. Alışverişim rahat şu anda. Salçanın ardından şekerini de arabasına atıyor hemen yarışmacımız. Yarışmacılardan en çok kimi sevdin bakayım? Kişisel olarak birini sevmedim. Hepsi birbiriyle aynı benim gözümde. Ancak tabii ki de çok sivri yorumlar yapıyorlar. Ama biri seninle çok uğraşıyor. Ayşe Hanım birazcık bana takılmış ama muhtemelen rakibi olarak gördüğü için. Ya senin de alıp veremediği nedir Allah sen? Anlayamadım ben de. Soda da alayım. Soda da istemişlerdi. Sodayı da aldık. Hadi şimdi hemen et siparişini ver bakalım. Abi yarım kilo kıyma istiyorum senden. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi, sen nasılsın? Çok şükür abi. Nasıl gidiyor? Koşa koşa gidiyor şu an. Vallahi biz de aynı. Yarım kilo dana kıyması istiyorum abi. Az yağlı. Köfte yapacağım. Tamam. 550-600 gram da olabilir, fark etmez. Başka ne istiyorsun bakayım? Beyaz peynir. Siparişler hazırlanırken hemen ekmeğini de al bakalım. Ekmekçi! Ekmekçi nerede? Ekmekçi mi? Kim bakıyor abi buraya ona? Fırına kim bakıyor abi? Gönderir misin? Neyse ki Emre imdadına yetişti. Ekmeğin ardından etini ve peynirini de alan yarışmacımız diğer eksiklerini tamamlamaya çalışıyor hemen. Kesinlikle erkek dayanışması ikisinin arasında olduğunu düşünüyorum. Ali Bey ve Kaan Bey'in arasında. Bugün bu puana yansıyacağını düşünüyorum. Ali Bey, Kaan Bey'in ona yapmış olduğu toleransın aynısını tanıyacak ve puanını yüksek tutacak diye düşünüyorum. Kaan Bey'le aramızda hiçbir şekilde erkek dayanışması olamaz.
olamaz. Bu bir yarışma. Zaten o benim karşımdaki bir rakip. Rakip olarak zaten sadece Kaan Bey'i görüyorum. Yemeklerini de beğenmezsem, yemeklerin de menüsüne bakıldığı zaman peynir, yoğurt, beyaz peynir, nasıl ben ona puan vermemi bekliyorlar? Onu da anlamış değilim açıkçası. Erkek dayanışması iddialarına ne diyorsun? Hiçbir şekilde bir dayanışma yok. Çünkü ben hakkaniyetli bir insanım. Yarın da öbür gün de görecekler beni. Ben sadece beğendiğim şeylere puan verdim. Dün beğenmedim, o yüzden puan veremedim. Eğer güzel yapmış olsaydı kara melek hanıma da puan verecektim. Baharatların ardından peçetesini dağılıyor hemen yarışmacımız. Ay, son 30 saniye. Hemen çıktı. Vallahi yetiştiremezsen patlarsın. Yetiştir. Süre dolmadan kasaya yetişmen lazım. Koş hadi koş. Son 5, 4 ve işte kasadayız. Hoş bulduk, kolay gelsin. Neyse ki son anda da olsa yetiştirdin. Evet, yetişti. Ürünlerini kasadan geçiren yarışmacımız ödemesini yaparak alışverişini tamamlıyor. Ne kadar tuttu? 1613. Buyurun. Hadi gidiyoruz, yürüyoruz. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Gel bakalım Kaan'cığım. Gürbüz, bunları benim için yerleştirir misin? Ben giyip geliyorum. Anlaştık. Kaan Bey'e bakıldığı zaman biraz sinirli bir tip. Çok fazla da kendini ön plana atamıyor. Konuşmaları da, yani konuştukları da çok fazla hani bizi etkileyecek bir konuşma yapabileceğini düşünmüyorum. Yani ben yorumumu yaparım. Tartışmamı da yaparım. Gerekirse hani onunla beraber diyaloğa da gireriz ama eminim ki bu sakinliğiyle çok fazla üste çıkabileceğini zaten menüsünden de belli etmiş. Ben geldim, görüyorsun. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Süperim. Göster bakayım. Ne yazıyor bu kağıtlarda? Önce listem nasıl gideceğim. Ondan sonra takılırsam diye bir iki tane tarif yardımı. Hangi tarifler var orada? Şambali tarifinin şeyleri, oranları ve köftemin hazırlanışı. Şimdi ya. İlk önce... Ya dur, daha süreni başlatmadım. O zaman buradayım, hazırım. Ya yerinde duramıyorsun. Kaç aylık doğdun Allah aşkına? Ben 6,5 aylık doğmuşum. 6,5 aylık mı? Yok, şaka yapıyorum. Şakacı seni. Başlamaya hazır mısın? Hazırım. Nereye başlayacaksın? Önce patlıcanlarımı közlüyorum. Ondan sonra şambalimi yoğuruyorum, fırına dolaba atıyorum. Ondan sonra köftemi yoğuruyorum. Ondan sonra masamı kuracağım. O zaman süreni başlatıyorum. 3, 2, 1. Süren başladı. Önce patlıcan közleyeceğim dedin. Şimdi bu patlıcanlar kuzu pirzolanın beğendisi için değil mi? Evet, beğendiği için patlıcanlarımı közlüyorum hemen. Bravo şefim. Sana şef diyebilirim değil mi? Hiç fark etmez Gürbüz. Sen nasıl hitap etmek istiyorsan. Kaan'cığım, sen alaylı bir aşçısın değil mi? Evet. Babanla birlikte kendi işletmeniz var. Daha çok ne tarz yemekler yapıyorsunuz? Daha çok soğuk meze üstüne. Aile işletmesi. Birlikte çalışıyoruz babamla. 20 yıllık demiştin değil mi? Evet. Vallahi 20 yıldır faaliyet gösterdiğine göre bayağı iyi bir yer olmalı. Evet, evet. Kendimize güveniyoruz. Ben de kendime güveniyorum. İnşallah başarıyla da yapacağım. Üzerine bıçakla kesikler atılan patlıcanlar közmatikte közlenmeye başlıyor. Şimdi neye geçiyoruz şefim? Şimdi hemen şambalimin irmiğini ve sütle beraber. Neyse ki bugün hazır tatlı yok. Çünkü Kemal Paşa'dan sonra inşallah kendi yaptığımız bir tatlı yiyecek insanlar. Dünkü Kemal Paşa tatlısı nasıldı ama? Vallahi sorma Gürbüz ya. Hazır tatlıyı önümüze getirmiş. Ve ondan sonra beğenmediniz diyor. Neyini beğenebileceğiz ki acaba? Şerbeti falan da olmamış mıydı? Zaten hazır tatlıyı bile yapamamış. Arkadaşlarımın hiçbiri beğenmedi. Zaten ben hiç beğenmedim. Tatmak bile istemedim. Yani bir şerbet nasıl tutmaz bilmiyorum. Zaten niye katılmış hiç anlamış değilim yani. Bu kadar kötüyken bir yarışma programına niye katılırsın bilmiyorum. Bu arada neden önce irmiği koymuyorsun? İrmiğe hemen alacağım. Öncelikle kabartma tuzunu burada eritmem gerekiyor ve şekerimi. Bu şekerdir değil mi? Ya iyi baksana. Şekere benziyor mu hiç? Tuz var. Ay, vallahi daha yarışmanın başında bitirecektin kendini. Daha başındayız. Biraz heyecanlıyım. İnşallah birazdan yeneceğim heyecanımı. Şambali için kaseye neler koydun? Öncelikle sütüme kabartma tuzumu koydum. Ondan sonra bir tane telimi buradan aldım. Süt kaç bardak? 2.25. Bu tatlıyı kiminle seçtin? Bu benim ablamın en sevdiği tatlı. O yüzden yapmak istedim. Güzel de yapıyorum. Ya keşke Cansu burada kalıp sana tarif etseydi. Vallahi zaten tarif ettiği için onun tarifini yapıyorum. Şambali'yi güzel mi yapıyor? Ablam tatlılarda benden çok daha iyidir. Ama ben öbür yemeklerin hepsine daha iyiyim. Şambali tatlısının hamuru için 2 bardak şeker, süt ve kabartma tozu çırpılıyor. Üzerine 4 bardak irmik eklenen harç iyice karıştırılıyor.
Hamuru yoğurmak için eldivenleri tak bakalım. Sabah annen figüranlık falan yaptı demişti. Yaptım evet. Peki hiç kameramanlık falan yaptın mı? Yok. Radyo televizyon okuduğumda staj yaptım. Hatta radyo bölümünde yaptım. Onlar o zaman kal demişlerdi ama dediğim gibi işte elemana ihtiyacımız olduğu için ben dükkana dönmek zorunda kaldım. Dizilerde çok rol aldın mı peki? Çok. Yani çok arkada oturan çay içen insandım ben yani hiç şansım gülmedi. Valla şöyle bakıyorum da aslında jön bile olabilirsin. Kameraya bakarak bir poz ver bakayım. Belki de bugün keşfedileceksin. Şimdi geri doğru git lütfen. Racon keserek bana doğru gel bakalım. Ve oyun. Gürbüz bu şambali böyle mi yapılır? Sana demedim mi şambali yapma diye? Der ve şambaliyi dolaba koyar. Hadi gel koy bakalım. Sırada etler var. Şimdi ne yapacaksın anlat lütfen. Şimdi etimi sosluyorum. Ondan sonra da köftemi yapıyorum. Senden bir tane kap isteyebilir miyim ben karıştırma kabı? Tabii. Gibi temiz bir... Cam kap istiyorsun değil mi? Köftemi koyayım. Hatta o küçüğe de olabilir ona etimi koyarım. Olur tabii. Al bakalım Antep fıstıklı top köfteden yalancı mantı için kıymanın üzerine bütün Antep fıstıkları konuluyor. Kırılan iki yumurtanın ardından harcın üzerine bir tane soğan rendeleniyor. Köftelere mantı şeklini nasıl vereceksin çok merak ediyorum. Aslında bir mantı değil, ismi mantı. Bu özel bir tarif. Peki bu köftelerin hamuru falan olmayacak mı? Bunun hamuru yok. Şöyle daha doğrusu ben yanımda iki tane yufka getirdim birini kullanacağım. Ama yufka içine sarılı falan değil. Nasıl yani? Bu yufka sadece görsel amaçlı bunda. Emin misin? Eminim. Vallahi merak edip fotoğraflarını buldum. Yufkayı ayrı kızartacaksın herhalde. Yani sadece yufkayı ben yağda kızartıp üstüne görsel olarak koyacağım için kendimin açmasına gerek yok bunu. Top köfteden yalancı mantının köfte harcına tuz ekleniyor. Şambali tatlısı için fırın önceden ısıtılıyor. Ters yüz edilen patlıcanlar beğendiği için közlenmeye devam ediyor. Bütün haldeki kuzu pirzolalar taze biberiye ile ovalanıyor. Kuzu pirzolalar yumuşayıp marine olması için sütte bekletiliyor. Beğendiği için közlenen patlıcanlar tabağa alınıyor. Bunu da koyduk. Etimiz hazır. Tatlımız hazır. Çok iyi gidiyor. Tatlın hazır mı? Yani pişme süresine hazır. Bu tamam, bu tamam. Şimdi kıtır ekmek için şey yapıyoruz. Kapya biberleri diğer közmatiğe koymayacak mısın? O biberleri şimdi koyuyorum. Arnavut dolması için kapya biberler de ayrı bir közmatikte közlenmeye başlıyor. Kalın kenarları kesilen tost ekmekleri robotta çekilerek ufaltılıyor. Ters yüz edilen patlıcan ve biberler közlenmeye devam ediyor. Hazırlanan ekmek kırıntıları köfte harcına ekleniyor. Şimdi ne yapacaksın Kaan şefim? Bunu yoğurup bunu da kenara alıyorum ve 3 tane yemeğimin hepsinin ana malzemesini hazırlamış oluyorum. Ondan sonra meze tabağıma geçeceğim masamı kurup. Meze tabağımda da ben herkes gibi çorba yapmadım. Zaten demin saymıştım size. Mesela patlıcanlı kanepe yapacağım. Meze tabağında salatalıklı haydari, Arnavut dolması, cunda ezmesi ve patlıcanlı kanepe var. Meze konusunda bayağı iddialısın galiba. Evet. Bu arada yarışmacılardan açıklamalar gelmeye başladı. Melek yani namı diğer Kara Melek demiş ki onun yaptığı bu 4 tane mezeden benim çorbam daha zordu. Mezelerde hiçbir emek yok. Yoğurtlayıp önümüze koyacak demiş. Evet haklı. Kara Melek haklı ama Kara Melek olduğu kadar haklı. İsmi bile doğru değil. Ne kadar inanabilirim ki? Ali onunla ilgili bayağı araştırma yaparak gelmişti biliyorsun. Asıl adı Göknur'muş. Evet şaşırtıcı. Melek onun sosyal medyadaki adıymış. Hatta sahne adım falan diye de şaka yapmıştı hatırlarsan. Sahneye bile çıkmıyorsun. Sosyal insanın adını değiştirmek nedir ya? Senin de ikinci bir adın var mı? Ben de söylediğine göre işte Bay Bıyık olayım abi bari. Onun da gönlü olsun. Bu arada yalancı mantının köfte harcı hazır evet. mı? Evet. Peki bu da dinlenecek mi? Evet. Bunu da dolaba koyar mısın? Ben de masamı hazırlıyorum. Tabii. O zaman hadi masanı kurmaya başla. Ben de eti dolaba atıp geliyorum. Evet Kaan'cığım. İşte geldim. Dur ucundan masa örtüsünü sermene yardım edeyim. Dün Meleğin masası nasıldı sence? Dünkü masa kendi gibi kapkara bir masaydı. Ya. Nesini beğenmedin? Bir tane çiçek almaya bile aciz. Ondan sonra da ben masamda çiçek istemiyorum diyor. Yani böyle bir savunma ben hiç görmedim hayatımda. Yalnız dün biraz fazla mı üstüne gittiniz acaba? Ben çok üstüne gittiğimi düşünmüyorum kendi adıma konuşursak. Ben hatta az bile yaptığımı düşünüyorum.
Çünkü hiçbir şey yoktu masasında. Sen puanını değiştirmiştin değil mi? Evet, ayıp olmasın diye sırf. Emeğine saygısızlık olmasın diye. Öncesinde kaç yazmıştın? Öncesinde 3 yazmıştım. Ondan sonra da saygısızlık olmasın diye 4'e çektim. Peki pişman mısın? Pişman değilim. Ben hakkaniyetle yarışacağıma anneme söz verdim. Ve kimseye haksızlık yapmak istemem bu konuda. Yani ben ilk gün de söylemiştim. Kimse bir puanla iki puanla kazanırsa da kazansın. Benim 75 bin lira için ölüyorum bitiyorum diye bir tavrım yok. Ben burada kendimi test etmek için, hem eğlenmek için, hem sizinle tanışmak için. Yapabilir gibi geliyor sunum konusunda, masa düzeni konusunda daha iyi olabilir gibi geliyor. Sonuçta bu işin içerisinde damak zevki olmasa da göz zevki olabileceğini düşünüyorum. Vallahi masanı hızlıca hazırladık. Ben de diyorum masada bir şey eksik. Bunlar nereden geldi? Bunlar da ablamın süreleri. Yalnız Amerikan servisler bir anda havayı değiştirdi. En azından Ali Bey'in gönlü olsun. O karısını yaptı, ben de ablamınkileri getirmiş olayım. Ali hakkında ne düşünüyorsun merak ediyorum. En azından içlerinden en samimi gelen o bana. Yorum yapmak için öbürleri yorum yapıyor gibi geliyor. Hadi ya. Sence bir tek Ali mi samimi yani? İlk geldiğim günden beri ben doğru yorum yaptığım için erkekler birliği diye tutturdular. Ben kimseyle birlik değilim. Tek başıma geldim. Bakın şu an tek başıma yemek yapıyorum. Tek başıma masa kuruyorum. Yani kimseyle birlik değilim ki. Buradan çıkıp da kimseyle görüşmeyi düşünmüyorum zaten yani. Peki ya Ali ile? Ali ile de görüşmem çünkü o kendi hayatını kurmuş. Bambaşka bir yaşantı. Benim zaten 30 yaşındayım. Yani belli bir yaştan sonra arkadaş edinmek daha zor oluyor. Peçetelik ve tuzluk takımının ardından kumaş peçeteler de hızla masaya yerleştiriliyor. Son olarak ekmeklik ve bardaklar da hızla masadaki yerini alıyor. Ya Meleğin bardak olayına ne diyorsun Allah aşkına? İş ciddi ciddi inada bindi sanki. Buna ciddi bir cevabım. Sadece dikkat çekmek istiyor. Çünkü böyle bir yani hijyen tabaktan çataldan bulaşmıyor da bardaktan bulaşıyor. Peki bugün de bardak getirirse izin verecek misin? Ben su bardaklarımı, su meşrubat bardaklarımı meşrubat dolduracağım. İsterse kullanır, isterse kullanmaz. Ya onun bardağına su doldurmayacak mısın? Doldurmayacağım. İsterse o bardaktan o bardağa dökebilir. Eğer hala bir şey değiştiğine inanıyorsa. Öyle bıyık bırakmak da Kaan Bey. Bu işler böyle olmuyor. Madem o kadar iddialısınız, daha iddialı beni beklerdim sizden. Böyle harbiden derdim ki helal olsun adam. Gerçekten derdim, gösterdi bize hünerlerini ama burada sadece gülünecek bir menü görebiliyorum yani. Tuzluk, biberlik, peçetelik. Bence tamam. Hadi o zaman doğru mutfağa. Hemen biberlerine bak, yanmasınlar. Biberlerime bakıyorum, patlıcanlarım zaten oldu. Ay, biberler çok mu yanmış? Yok, zaten soyulacak bunlar. Bunların başka türlü çıkmaz. Bu biberleri nerede kullanacaksın? Bu biberleri ara sıcağım olan Arnavut dolmamda kullanacağım. Beyaz peynirli yeşil salata için yeşillikler bol suyla yıkanıyor. Bu arada Ayşe demiş ki, başlangıç tabağı bu yarışmaya çok gereksiz. Bence çorba olması gerekiyordu demiş. Onlar evlerinde yemek yaparken çorbaya alışık oldukları için çorba istiyorlar ama çorba dünyadaki en basit başlangıç. Çünkü hepsini üst üste koydun, bız bız çektin, çorba oldu yani. Gördük iki gündür gelen çorbaları. Birisi karalahana çorbasıydı, bir tane köz biber çorbasıydı. İkisi de birbirinden felaketti. Patlıcanlı kanepe için kapya biberler büyükçe doğranıyor. Tavada bolca sıvı yağ kızdırılıyor. Ay, Ayşe yine bir açıklama yapmış. Ayşe demiş ki, bu aslında mezeci menüsü. Aşçıyım değil de mezeciyim deseydi demiş. Soğuk meze aşçısıyım diye söyledim ama demek ki Türkçeden çok anlamıyor. Zaten ben profesyonel aşçı olduğumu söylemedim. Balık aşçısı olduğumu da söylemedim. Ben meze ustasıyım dedim. Ama insanlar tabii ağzı olan konuşuyor. Patlıcanlı kanepe için tost ekmeklerinin orta kısmı bardakla yuvarlak şekilde kesiliyor. Ya bazı yarışmacılar gerçekten kötü yemekler çıkartıyorlar. Niye böyle sence? Ya özenmeden gelmişler, kazanmaya inanmadan gelmişler, kendini göstermeye gelmişler. Ben kendi işimi gücümü bıraktım, burada 5 günümü ayırıyorsam eğer, insanların da bu özünü göstermesini isterdim. Ben buraya 2 gündür takım elbiseyle geliyorsam eğer, insanların da bu özünü göstermesini beklerdim ama yok. Ama bunun onların tercihi. Peki sence Kara Melek neden gelmiş? Kara Melek tatil yapmaya gelmiş. Takip sayısını arttırmak için gelmiş. Başka hiçbir amacı olduğunu düşünmüyorum. Şimdi bunları fırınlıyoruz ki kızarmış. Kaç tane var orada? 6 tane. Bir tane fazla yapsam mı? Vallahi bir düşün. Ya bir tanesi düşerse? Düşmez ama. Yapayım. Ya ola ki düştü. Olabilir. Keşke aşçıyım demeseydi de ben mezeciyim deseydi. O zaman kabul edilebilir bir tabaktı. Yok yani. Yoğurtlamış. Hiçbir yemek yok bu mezelerde. Yoğurtlayıp önünüze sunacak. O kadar basit. Önce salatayı mı yapsaydım ya? Ya da dur ya, şeyi yapmayalım, sırayı bozmayalım. Ekmeği koyduk, labne yoğurtlu şey yapayım. Bir tane kapalıyım oradan. Ne yapacaksın? Labne yoğurtlu sosumu yapayım şey için. Hadi bir an önce yap. Hala başlamadığım mezeler var. Mesela cunda ezmesi neyle oluyor? Cunda ezmesi peynirden oluyor. Ay,
Onu da hala başlamadın. Bu arada şambaliyi ne zaman fırına atacaksın? Tatlı maşinle ekmekler çıkınca tatlımı at. Peki şimdi neye geçtik? Yapıyorum. Labne ile yoğurdu karıştırıp. Nasıl ya? Öyle bir meze mi var? Ceviz koyuyorum. Hayır, o kanepelerimin üstüne. Ha, patlıcanlı kanepe için. Bir tane daha bu kaptan alabilir miyim gülüm sana zahmet? Neden? Bundan karıştırma kabı. Haydarimi de yapayım hemen. Hemen kase getiriyorum. Salatalıklı haydariyi yapacaksın. Salatalıklı haydari. Bu arada Ayşe yine neler neler söylemiş. Salatalığımı servis için altına koyuyorum sadece şimdi. Patlıcanlı mezeyle melekten bir farkı kalmadı. İkisi de hazır şeyler kullanıyor demiş. Patlıcanlı mezeyle nasıl farkı? Ben 4 tane meze yapıyorum. Doğranan dereotu ve labne peynir süzme yoğurda ekleniyor. Bıçakla kesilip ufaltılan cevizler de süzme yoğurtla karıştırılıyor. Patlıcanlı kanepe için doğranan kapya biberler bol yağda kızartılıyor. Kızartılan kapya biberler peçete serili tabağa alınıyor. Salatalıklı haydari ve cunda ezmesi için beyaz peynir rendeleniyor. Haydariye peynir koydun değil mi? Haydariye de kullandım. Cunda mezem için de bu kadar kaldı. Cunda mezem için şurada şey... O kadar yeter mi peki? Yeter yeter. Labneyi birazcık fazla koydum. Peyniri buzdolabına koydum. Ellerimi yıkayayım şu. Yalnız cunda ezmesine çok az peynir koyduğunu umarım anlamazlar. Onlar daha önce cunda mezesi yemedi bile. Yalnız yemeseler bile araştıracaklar biliyorsun. Araştırsınlar. Zaten içinde labne var. Hemen onu da yapalım. Aradan çıksın. Bütün mezelerim aradan çıkmış olsun. Ekmeğim de kızarıyor. Ondan sonra tatlımı koyacağım. Etimi mühürleyeceğim. Ondan sonra köftemi yapacağım. Kızartacağım ve işim... Cunda ezmesini de çıkartacak mısın şimdi? Evet, hemen. Ne arıyorsun? Biber salçası. Ne lazımsa bana söyle lütfen. Bir tane küçük çay kaşığı alabilir miyim? Tabii. Tatlı kaşığı olsa olur mu? Tatlı kaşığı da olsa ucuyla koyarız. Al bakalım. Bu cunda ezmesinde neler var? Bu cunda ezmesi labne, beyaz peynir, biraz tatlı kaşığı salça. Tatlı kaşığı hatta fazla bile. Cunda ezmesi için beyaz peynir, labne peyniri, salça ve ceviz rondoda iyice çekilerek eziliyor. Cunda ezmesi de güzel ama yine hakkını verirse, yani lezzetli yaparsa güzel. Cunda ezmesi artık zaten her yerde, bütün restoranlarda verildiği üzere bilindik bir şey. O da bir meze sonuçta. Bunun da içinde peynir var galiba, labne var, beyaz peynir var. Hep peynir, yoğurt, peynir, yoğurt. Ben anlayamadım ne yapmaya çalıştığımı. Şimdi ne yapacaksın? Şimdi ekmeklerimizi alıyoruz, kenara koyacağız. Onu batalım. Onu şimdi kullanacağım. İrmiği zaten serip irmiği fırınlıyorum. Ondan sonra etimi mühürlüyorum. Ondan sonra köftemi pişiriyorum orada. Ve işlerimizi kolayladık, tamam. Bir salatamız kaldı. Kaç dakikamız var? Tam 1 saatim bitti. 1 saat mi? Oo, çok iyi gidiyorum. Menüsü iddialı ama bu benim hiç işime gelmiyor. Umarım menünün altını dolduramaz ve başarılı olamaz. Bu sonuç olarak da ben kazanırım 75 bin lirayı. Dikdörtgen cam tepsiye yerleştirilen şambalinin hamuru fırına konmadan önce içinin iyi pişmesi için kesilerek dilimleniyor. Kabuğu soyulan tuzlu fıstıklar kesilen dilimlerin üzerine yerleştiriliyor. Ve nihayet şambali tatlısı da fırında pişmeye başlıyor. Sırada mantının domates sosu var. Nasıl yapacaksın? Anlat lütfen. Ne? İşte bak, domates sosunu buraya koydum. Domateslerimi keseceğim. Şimdi bunları rondodan geçireceğim. Ondan sonra cima. Bu birazcık kızsın. Bu devam. Buna birazcık... Çok azıcık bir zeytinyağı. Salatalıklı haydarinin sosu için zeytinyağında kuru nane yakılıyor. Bütün olarak sütte bekletilen kuzu pirzolalar kızgın tavada mühürleniyor. Şimdi ne yapıyorsun? Anlat lütfen. Etlerimi mühürlemeye koydum Gürbüz. Şimdi nanemi ısıtıyorum. Burada birazcık tıkırdadı mı? Çıkartacağım haydarimin içine. Etleri onunla beraber, şambali ile beraber orantılı çıkartıp fırınlayacağım. O arada beğendiğimi yapacağım. Zaten köftem hazır. Sadece tophane getirip yağda kızartacağım. Şimdi onun için yağım hazır. Aman altını kısla, yanmasın. Çok en kısla. O bir şey olmaz. Şu birazcık kaynadım, hemen çıkartacağım çünkü bunu. Naneyi koydun mu? Koydum. Haydari'nin işi bitiyor yani. Haydari'yi kenara koydum. Yalnız daha onun salatalıkları da var. Salatalıkların hemen burada. Zeytinyağıyla yakılan kuru nane sosu haydari'nin üzerine ekleniyor. Ters yüz edilen kuzu pirzolalar mühürlenmeye devam ediyor. Arnavut dolmasının iç harcı için mantarların kabuğu tek tek ayıklanıyor. Şu mantarları neden ayırdın? Bunları şeyin içine koyacağım.
pirzolanın içine koyacağım. Biraz daha var zaten burada. Bu arada istersen sana daha temiz bir kap vereyim. Onları yıkayacağım zaten. Ayırmadım yani. Onlar küçük diye çok. Küçükleri koymak istiyorum da biraz. Peki bu mantarların hepsini koyacak mısın? Yok, o kadar yetmez. Bir tane bıçak verir misin oradan bana? Tabii. Al bakalım. Yarım ay şeklinde doğranan mantarlar tavada kavruluyor. Kapya ve yeşil biberler de mantarlarla kavrulmak üzere küp şeklinde doğranıyor. Domateslerin kabuğu soyuluyor. Masada yemeklerini savunabilecek misin? Vicdanım rahat. Yemeklerimi savunabilirim. Çünkü hepsinin 3-4 tane pişme ve hazırlanma aşaması var. O yüzden her şekilde menüme arkasındayım. Senin yemeklerin daha mı zor yani? Benim yaptığım bir meze onların yaptığı bir yemekten muhtemelen daha zor. Bir çorbayla bu mezeleri karşılaştırırlarsa gerçekten hiçbir şey bilmiyor demeklerdir. Bu arada Ali senin için demişti. Biraz sinirli bir tip. Kendini ön plana atamıyor. Bu sakinliğiyle çok fazla üste çıkamaz demiş. Burada üste çıkmak değil amacım. Burada yemeklerimin konuşması. Ve şu ana kadar gayet iyi gittiğimi düşünüyorum. Ve o şekilde değerlendirmelerini bekliyorum. Benim sinirli ya da sakin olmama değil. Zaten öne çıkmak istemiyorum. Kremalı beğendi yatağında tereyağında kuzu pirzola için kavrulacak mantarlar da yarım ay şeklinde doğranıyor. Şimdi ne yapacaksın? Şimdi bu mantarlarımı ayrı bir yere alayım artık. Bunları pirzolanın içine atacağım. Pirzolayı 5 dakika fırınladıktan sonra. Ama pirzolayı fırınlamak için önce tatlının olması lazım. Arnavut dolması için közlenen kapya biberlerin kabuğu soyuluyor. Bugün sana karşı kim hakkaniyetli olur sence? Ben hepsine hakkaniyetli davrandım iki yarışmacıya da. İnşallah ikisi de bana hakkaniyetli davranır ve önümüzdeki iki yarışmacının da bana hakkaniyetli davranmasını beklerim. Çünkü ben bugüne kadar hakkaniyetsiz hiçbir şey yapmadım. Eğer onlar bana hakkımı vermezlerse ben de onlara hakkını vermem. Gerçi gene ben veririm. Bir şey yapamam onunla. Gerçekten verir misin? Veririm ya. Burada önemli olan bütün Türkiye'nin beğenisini kazanmak. Yalancı mantı için yufka şerit şeklinde kesiliyor. Yalancı mantı demiş olsan da senden hamur açmanı beklerler mi acaba? Yani kendileri bütün yemekleri kendi formlarında yapmışlar. Bu çok özel bir tarif. Tarifi de açıp gösterebilirim. Bunun ismi böyle. Ben de orijinal ismini kullanmak istedim. Yalancı mantı için üst üste konulan yufkalar üçgen şeklinde tekrar kesiliyor. Şimdi bu yufkaları ne yapacaksın? Bunları yağda kızartıyoruz. Ondan sonra bunlar yağda kızarırken köftelerimize top şeklini verelim. Kaç dakikamız kaldı? Kalan süren tam 55 dakika. Üçgen şekilde kesilen yufkalar bol yağda kızartılıyor. Şambali tatlısının şerbeti için 2 bardak suya, 2 bardak şeker ve 2 dilim limon eklenerek kaynamaya bırakılıyor. Benim sevdiğim bir tatlı da şambali tatlısı. O yüzden yemeden karar vermeyeceğim. Onun için önden bir yargıda bulunmayacağım. Bence tutturması zor bir tatlı. Öyle kolay bir tatlı değil kesinlikle. Kendine güvenip yaptıysa eğer tadına bakmadan cevap vermeyeceğim. Şambali tatlısı güzel bir tatlı. Eğer hamur olmazsa, içi pişerse, dışının piştiği kadar yanmazsa dışı tabii, dışının piştiği kadar içinde pişirirse, sunumu da güzel yaparsa puanlamasını ona göre yaparız. Ay, yufkaları daha kızgın bir yağda mı kızartsaydın acaba? Vallahi en çok açıktı zaten ve şey büyük yani. Vallahi tavayı da ortadaki ocağa koysan daha iyi olurdu sanki. Yok yok, o bu yağ çekecek bir şey değil, zaten bir tane hamur ya. Onunla bir problemimiz yok. Arnavut dolmasının iç harcı için kavrulan mantar ve diğer sebzeler ocaktan alınıyor. Meze tabağını da şimdiden yapacak mısın? Tabaklarımı şeyle başlayacağım için yapıyorum. Mezeler zaten soğuk olacağı için tabakları şimdiden hazırlamak akıllıca. Önce hangi mezeyi hazırlıyorsun? Arnavut dolmamı yapıyorum. Bunları tabaklıyorum ki zaten tabakları var orada ama benim benim çorbam olmadığı için hazır olacak. Hemen servis edeceğim. Hem onları bekletmemiş olacağım. Hem de güzel başlangıç olacak. Ortadan ikiye kesilen köz kapya biberlerin içi mantarlı domatesli harçla dolduruluyor. Arnavut dolması nihayet sunuma hazır. Bu arada şerbet ne durumda? Şerbetimiz de tamam. Onun da içtiğimi kalmadı. Şerbetimiz de tamam. Salatamızı anında yapmamız gerek. Şimdi hangi mezeye geçiyorsun? Şimdi hemen kanepemi de yapıyorum orada. Kanepenin patlıcanları hazır mı peki? Patlıcanlarımın orada közlenmiş patlıcanım var ya, üstüne biraz tiftikleyeceğim, kızarmış biberlerin dolmasını süs olarak kullanıyorum. Ondan sonra aynı patlıcanla beğendi yapıyorum. Patlıcanlı kanepe için kızartılmış ekmeklerin üzerine labneli süzme yoğurt karışımı sürülüyor. Bıçakla doğranarak ezilen köz patlıcanlar labneli karışımın üzerine yerleştiriliyor. Ya patlıcanı öylece koydun ama tadı tuzu olacak mı sence? Patlıcanın tadı tuzu zaten, labnenin içinde şişli karışımlar var ya, ceviz falan.
Onun patlıcanın yabanlığına o gidecek. Son olarak yağda kızartılan kapya biberler de köz patlıcanların üzerine yerleştiriliyor. Haydari için jülyen şekilde doğranan salatalıklar tabaklara yerleştiriliyor. Eyvah! Koş hemen tatlıya bak yanmasın. Şambali 10 numara şambali oldu. Şimdi şambaliyi keseceğiz ve soğuması için bırakacağız. Şerbeti ne zaman koyacaksın? Şerbeti kaynadıysa hatta kapatalım. Ve sırada kuzu pirzola var. Kuzu pirzola fırında ne kadar pişecek? Et 5 dakika. O arada köften pişecek o kadar. Kremalı beğendi yatağında sunulacak. Tereyağında kuzu pirzola da nihayet fırında pişmeye başlıyor. Antep fıstıklı top köfteden yalancı mantı için kızartılan yufkalar tavadan alınıyor. Jülyen kesilmiş salatalıkların üzerine haydari yerleştiriliyor. Ve son mezemiz cunda ezmesi de tabaktaki yerini aldı. 4 tane meze yaptım. Toplam 8 tane mezem var. Yemeğim var. Buna da laf ederlerse artık. Başlangıç lezzeti olarak sunulacak meze tabakları buzdolabına konuluyor. Bugün hak etmediğim puanları verirlerse senin farklı bir yönünü görür müyüz acaba? Vermezler, haksızlık yapmazlar. Ne kadar uğraştığımı sizler de gördünüz. Ama gerçekten bu menüyü öyle dünkü menü gibi 4 verirlerse mesela, ya da ondan önceki gün 4 veren hanımefendi yine 4 verirse, gerçekten bugün 2 gündür olmayan kötü kanı görür. Sen haksızlığa gelemiyorsun anlaşılan. Değilim kesinlikle, çünkü ben haksız bir insan değilim. Kimseye haksızlık yapmam. Haksızlık yapanın da karşısında dururum. En yüksek puanları ben verdim 2 gündür. Çünkü hak ettiklerini düşündüm. Bu yarışmanın bir formatı olduğunu düşündüm. Dünkü yemekler zaten yemek değildi. Ayıp olması diye bir puan verdim. Sırf emeğine saygıdan. Ancak benim burada çok daha büyük bir emeğim var. Çok daha büyük bir lezzetim var. İnanıyorum kendime, güveniyorum. Ben bay bayık Kaan Bey'in bu menüyü yetiştirebileceğini sanmıyorum. O kadar, bir de artı menü çok karman çorman. Nasıl yetiştirecek bu menüyü çok merak ediyorum. Ya bay bayık sadece konuşuyor. Bence ona icraat göremeyeceğiz. Umarım bugün benim menümde 8-9 çeşit yemek vardı diye kendini savunmaz. Savunursa da zaten karşısında kesinlikle yine beni bulacak. Yalancı mantının sosu için kabuğu soyulup büyükçe doğranan domatesler bol ayçiçek yağıyla kavruluyor. Kavrulan domateslere su ve salça eklenerek pişmeye bırakılıyor. Yalancı mantı için top şekli verilen Antep fıstıklı köftelerin üzeri unla kaplanıyor. Köfteler güzel olacak galiba. Çok güzel oluyor abi. Bunu becerirsem eğer hemen hızlandırır. Üzeri unla kaplanan Antep fıstıklı köfteler bol yağda kızartılıyor. Üzerine şerbete eklenecek olan şambali tatlısı şerit şeklinde kesiliyor. Ve son 27 dakika. Yetiştirdim. Başardın mı? Başardım. Kendini nasıl hissediyorsun? Vallahi iyi hissediyorum. Başaramayacağım gibi bir ara korktum çünkü. Ya bunlar zaten her zaman yaptığın yemekler değil mi? Niye korktun? Abi vallahi 8 tane meze yaptım. 2 tane ara sıcak yaptı. Birisi havuç tarator, onda renç soslu yapmış rakibim. Yani bunların yanında yetiştiremeyip sonuncu olsam zaten ağlardım emin ediyorum hafta sonunda. Dilimlenen şambalinin üzerine sıcak şerbeti dökülerek lezzeti tamamlanıyor. Eyvah! Pirzolalar yandı galiba. Yanmış mı sence? Hiçbir sıkıntısı yok abetlerim. Emin misin? Bunu savunmak için de savunmuyorum. Başkaları diyor ya yanmış etlere. Yok diyor abi, tamam da. Şimdi onları tereyağının içine bir koyacağım. Pamuk gibi olacaklar. Kremalı beğendiği için kabuğu soyulan köz patlıcanlar bıçakla doğranıp tavaya alınıyor. Yalancı mantı için kızartılan Antep fıstıklı köfteler tavadan çıkartılıyor. Ya bu köfteler bayağı büyük oldu. Ama o da hızlandırılmış köfte olduğu için. Şimdi şuraya koyayım, alacağım. Onu aldım, onu aldım, onu aldım, onu aldım, onu yaptım. Bunu koyduk mu? Daha etleri tereyağıyla soteleyeceksin. Bunu koyuyorum, etleri koyuyorum, ondan sonra yağ bitti işin. Beğendiği için köz patlıcanın üzerine krema ve tuz ekleniyor. Sen ona sadece krema mı koydun? Evet. Beğendiği. Evet, sarımsak tuzu koyacağım birazcık. Birazcık tuz koydum. Tamam, başka da bir şey koymayacağım. Peki un falan koymayacak mısın? Birazcık un koyacağım canım. Beğendiğinin beşamel sosu için un ve tereyağı kavruluyor. Kavrulan un ve tereyağı kremalı patlıcanla karıştırılıyor. Kuzu pirzolayla sunulacak kremalı beğendi de nihayet hazır. Sırada ana yemeğimiz kuzu pirzola var. Etlerimi kesiyorum, etlerimi hemen koyacağım, etlerim bitti. Ondan sonra salata, kaç dakika kaldı son? Soruluyor, bitti işim. Son 17 dakika. Şu etlere bak abi, etlere bak. Tereyağıyla tekrar tavada kızartılacak olan kuzu pirzolalar tek tek dilimleniyor. Kabukları soyulan sarımsaklar da tereyağıyla kızartılan kuzu pirzolalara ekleniyor. Salatamı da yaptım mı
Allah şükürler olsun. Tek eksiğin salatan kaldı. Bitti abi, yetiştirdim ya. Kuzu pirzolalar, sarımsak, bol tereyağı ve biberiye ile tavada tekrar soteleniyor. Bence bu ana yemek tabakta çok yalnız kalacak. Kuzu pirzola, yani iki tane kuzu pirzola bizim önümüze koyarsa tabakta boş kalmış olacak. Porsiyon olarak düşünemeyiz. Ona da eleştirimi yaparım. Puanımı da ona göre veririm. Ama bence meyhane pilavı yapması gerekirdi. Pek bir şey umut etmiyorum ama bakalım, göreceğiz. Bakıp göreceğiz bakalım. Bir de şunu anlamıyorum. Tereyağı yatağında. Çok merak ediyorum. Özellikle onu tereyağını yatağında görmek istiyorum. Şimdi neye geçiyoruz? Salataları şu anda yapıyorum abi. Peynirleri zaten hazırlamıştın. Peynirim hazır. 5 tane tabak alıyorum. Yeşilliklerimi dinliyorum. Üstüne birazcık şuradan roka almayı unuttum gerçi. Roka diye belirtmediğin için sorun yok. Salata malzemelerini yıkamıştın değil mi? Hepsini yıkadık hazır. Birazcık üstüne 3-4 tane çeri, birazcık bir tane nar kırdı mı, birazcık kırmızılık tamamdır. Yahu yeşil salata diyorsun. Yeşil salatada nar olur mu? Yeşil salataya yakışır. Önceden doğranan mantarlar pirzolalarla birlikte kavruluyor. Yeşil salatanın malzemeleri gelişi güzel doğranıyor. Bu arada ilk gün Ali de az kalsın salatayı unutuyordu. Unutuyordu ama bizim kara melek karalığını yaptı ve ya ben gerçi eksik menü olana bile eksik menü puanı vermek istemem ya. Yani çok eksik değilse. Vermez misin gerçekten? Vermem ya. Çok eksik değilse, çünkü bir emek var ya. Bugünkü menüde eksik bir menü yoksa, yani bugün menüm vardı. Madem eksik puan vermek istemezsin, neden salatayı hatırlattığı için meleğe kızdın? Kızdım çünkü yarışmayı hiç izlememiş buraya gelirken. Yani birazcık rakip görse, birazcık ya da bu yarışmayla alakalı olsa bunu söylememiz gerektiğini bilir. Peki sen söylemez miydin? Ben söylemezdim. Ben fark etmiştim çünkü oturduğunu ve muhabbet etmeye başladığını. Hayda! Bir yandan da eksik puan vermem diyorsun. Eksik puan vermem ama en azından o onun şeyiyle yüzleşmesi lazım bence. Yanlış yapmasıyla. Ortadan ikiye kesilen çeri domatesler de yeşil salataya ekleniyor. Vallahi yeşil salataya mevsim olmayan domatesleri koyunca laf edecekler bence. Ama bu mevsim salata değil ki, yeşil salata. Mevsim salata olsa? Sonuçta domateslerin mevsimi değil. Son olarak salatanın üzerine rendelenmiş beyaz peynir ekleniyor. Beyaz peynirli yeşil salata da nihayet hazır. Şambali tatlısı da soğuması için buzluğa bırakılıyor. Antep fıstıklı top köfteden yalancı mantının domates sosu blenderla iyice eziliyor. Domates sosunda neler vardı? Baharat olarak pul biberimiz var, kimyonumuz var hafif. Domatesimiz var, salçamız var, suyumuz var. Ve son 6 dakika. Tuz koyduk mu acaba? Hadi hemen bulaşıkları makineye kaldır bakalım. Tezgahı da güzelce sil. Şu an ne hissediyorsun çok merak ediyorum. Başardığımı hissediyorum. İnşallah lezzetlerimi beğenecekler. Çok uğraştım. İstediğim gibi oldu. 8 çeşit yemeğimi 2,5 saatte bitirdim. Hadi yemeklerin üstünü de ört bakalım. Ben gidiyorum Gürbüz, başardım. Bence de git, geç mi de kaldın? Ben gidiyorum Gürbüz. Görüşürüz. Görüşürüz. Hoş geldiniz Züleyha Hanım. Hoş bulduk. Nasılsın Kaan? İyiyim, sen nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Çok mersi. Efendim, televizyonunuzun ayarıyla oynamayın. Yanlışlıkla bir İngiliz ya da Alman veya Hollanda veya İrlanda kanalı değil. Hasbihal TV8'desiniz. O da yarışmacımız. İvan Zevzgiyaz'ın ha. Bir oyuncu var, beyefendinin ismini hatırlayamadım. Seni benzetirler mi ona? Öyle bıyıklar, göz... Rus olarak çok insana benzetiyorlar. Yok ya. Rus değil de o bir Türk bir oyuncu ya. Dur, bulacağım ben onun adını. Gel Kaan bu arada. Teşekkür ederim paltomu aldığın için. Menüne geleceğim. Ama onda evvel içeriye bir gireceğim. Ekim'e merhaba diyeceğim. Bir masana bakacağım. Böyle mutfağa bakacağım. Şaşıracağım diyeceğim. Bu insan, bu yarışmacı, bu adam bu kadar şeyi yapmış, bir de mutfağını mı toparladı diyeceğim. Bir de üzerini mi değiştirdi diyeceğim. Efendim bir de masasını kurmuş. Vallahi şimdilik bravo. Şimdilik ama. İnşallah. Çok şımarma hemen, havalara girme. Bugün karnınız doyacak inşallah. Bana da öyle geliyor. İnşallah, inşallah. Valla üçüncü günümüz değil mi bugün? Üçüncü günümüz. Ve bir şey var bu hafta, ne oldu bilmiyorum. Bir şey yemedik. Ben bugün yetiştirdim. İnşallah ve bugün. Yemiyorum. Aa, ne güzelmiş suplalarım falan. Nereden geldi bunlar? Suplalarım ablamın.
Ablacının ismi ne analım burada? Cansu geldi benim buradaydı. Hadi. Çok sevgiler Cansu Hanım'a. Teşekkür ederim. Ne güzel. Sen ailenle mi yaşıyorsun? Ailemle yaşıyorum, bekarım ben. Anne, öyle baba. Evet. Ablan evli. Ablan evli. Başka kardeşlerin var yok, mı? Yok kardeşim, bir ablam var. Bir ablam var, o evli. Yeğenlerin var mı? Ay, bir tane yeğenim var. Bırakmıyorsunuz ki iki dakika bir şey, bir sohbet, bir ya. Hemen bakayım, geliyorum. Hadi bak sen, bak. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhabalar. Nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Buyurun. Teşekkür ederim. Merhaba Zuhal Hanım. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz hanımlar, nasılsın, beyler. Zuhal Hanım. Sağ ol canım. İyiyim, sen nasılsın? Teşekkür ederim. Evet. Şey diyordum Gürbüz'e. Hoş geldin Ali. Hoş bulduk. O da bekar ya. Evet. Sen de yakışıklısın, bekarsın ya. Beraber dolaşın da senin sayende belki o da hani nasiplenir senden. Yakışıklı kontenjanından. Olur, olur. Ben her zaman beraber dolaşmak isterim. Bakın sevgili bekar hanımlar, biliyorsunuz yakışıklılık, güzellik değil mi? Kadın için de erkek için de gelip geçici evet, şeyler. Ruh güzelliği, karakter değil mi? Yani Gürbüz'de evet yakışıklı olmayabilir. Evet göbeği olabilir ama... Bu arada biz dün aşk yaşadık. Kimle? Gürbüz'le. Buyur. Evet. Ben boşuna çırpılıyorum. Hayırlısı olsun demek ki benim dolaşmasına gerek yok. Bence de. Ben tek başıma dolaşmaya devam edeyim. Niye bizim haberimiz yok bundan Gürbüzcan? Allah Allah. Benim de şimdi haberim oldu. Gürbüz, o kadar bakıştık, konuştuk seninle. Şimdi öyle mi oldu? Bakıştınız mı? Evet, konuştuk. Bakıştık. Hatta kahve. Kahve içeceğiz. Kahve mi içeceksiniz? Oo, kahve randevulaşmışsınız. Önce Aynur teyzenin bir listesi var sırayla. Aynur teyze kim? Aynur teyze kim? Aynur teyze kim? Şimdi sana nereden geldi bunu? Gürbüz beni aldatıyor. Teyzemle konuştular kendileri. Hazreti teyzeye de mi haber saldı? Evet. Yine aldatıldım. O her tarafa yine çalışıyor. Aldatıldım. Dört kollu ahtapot yine ya. Yine aldatıldım. Ya ya. Yine mi aldatıldın? Yine aldatıldım. Daha evvel dedim aldatıldım. Hep aldatılıyorum. İski işin ne? Herkes aldatıyor beni. Kadın erkek fark etmiyor. Herkes beni aldatıyor. Hayırlısı olsun. Eyvah. Ne diyeyim? Kadın erkek derken kız arkadaşlarından da mı kazık yedin? Herkesten. Yapma herkesten, ya. Herkesten. Anlatmak da bitmez yani. Üzüldüm. Yanlış seçimler demek ki. Aslında yanlış seçimler değil. Yanlış seçim olan sizsiniz o zaman. Hayır, aa, ben değilim. Yanlış seçim olan ben değilim. Benim şurada indiyeti. Kaç günlük yarışmacı arkadaşı. Tanımadığın etmediği insanlara karşı savun bari. Ama şöyle bir şey var diyor de ki. De ki aa ne üzüldüm de. Ama, bir kadın olarak bir duygu şey empati yok mu ya? Ama diyor ki hep mi ben diyor. Hep ama, mi ben demek o zaman sürekli var, senin yaşadığın şey yer hep bir kişi mi on kişi mi derler. İnsanlar benim indiyetimi kullanıyorlar o yüzden. Çünkü ben biraz safım, iyi niyetliyim, iyi kalpliyim. Herkese... Hani yürekten bakıyorum, mantıklı düşünmüyorum. Kalpten düşündüğüm için böyle oluyor. Bence ama bence de iyi niyetli bir insan ya. Bana da öyle geldi. Öyle bir anlaşılır. Saftınız masanızda dün neden o şekildeydiniz? Saf bir insan gibi değildiniz masanızda. Vallahi ben şöyle söyleyeyim. Ama sizin tepkinizden kaynaklı bunlar. İkiniz beraber hani resmen ikiniz bir oldunuz. İyi niyet oldu. Ama etki tepki meselesidir bazı hayır, şeyler. Ama yüz geldiyseniz ben öyle geldim. Bir şey söylemek istiyorum. Bugün herkes konuşacak, ben konuşmak istiyorum. Onlar bugün havalarını atamamışlar. Bugün ben konuşamıyorum. Şey. Ama bak ben dün de söyledim siz size. Siz bence bayağı konuştunuz aslına bakarsanız. Aynen. Sizden fırsat almak ki bana konuşmaya. Hep siz konuştunuz. Yani. İkiniz konuşuyorsunuz sadece. Ben bir şey söyleyebilir miyim acaba? Lütfen yani. Siz Ayşe Hanım'a söylüyorsunuz ama yani siz de samimi değilsiniz. Çok iyi niyetliyim falan diyorsunuz burada. Aynen katılıyorum. Yani samimi olmadığınızla beraber yalan da konuşuyorsunuz. Hani ben size buraya gelmeden önce de söyledim, burada da söyledim. Ne yalanı? Ben ya? Yarışmacıları, yarıştığım insanları araştırırım. Evet, evet. Instagram'larına bakarım dedim. Evet, ne oldu? Instagram'ına baktığım zaman geçmiş olsun çocuğu hasta olabilir. Ona geçmiş şey olsun diyemiyorum ama evet, arkadaşlarıyla beraber künefecideydi. Ondan uykusuz kalmış olabilir. O alakası yok. Dedeşim nasıl yok? Mi? Ama bir şey söyleyeceğim. Bir saniye dur. Hayır. Bir önceki bir saniye. Ha. Dün şimdi seyircilerimiz diyecekler ki ne bahsediyor, ne anlatıyor bunlar. Ben ha, dün dedi ki bize çocuğum ateşlendi, uykusuzum, ondan öyle dedik. Külefeciye mi gitmiş evet, arkadaşlar? Evet arkadaşlar. Gece mi paylaştık? Tabii arkadaşlar. Gece çocuğum ateşlendi. Ha, gece erken geçmiş olsun. Gittim. Baştan da söyledim. Ederim. Çok geçmiş olsun. Ha, erken ama saatte gittim ben hani künefeciye. Ki her akşam gittiğim yer. Öperken fotoğraflarınız künefecide eğleniyorsunuz. Siz ne kadar taktınız yine fotoğraflarımı? Hayır, hayır ya. Şöyle bir şey var. Ben çok araştırarak taktınız, geliyorum. Hani, bana yalan konuşmayın acaba diye. Acaba merak ediyorum. Sizi biri mi tuttu beni dedik yapmanız için? Yok, beni kimse tutamaz. Çok merak ettim şu an. Bardağına koymadım. Koymayacağım da. İstersen dedim kendi bardağına dökebilirsin. Söylemiştim koymayacağımı zaten. Ali'ye bak sen. İnsanların birbirini merak etmesi için dedektif olması gerekmiyor. Buna emin olabilirsin. Bir şey söyleyebilir miyim? Evet, inceledi kesin. Masasına bakabildiniz mi yarışmacımızı? Fazlaydı. Bu arada bir şey müsaadeniz varsa ben bir tabakla çatalımı yıkamak istiyorum. Ne yapacaksınız zaten anlamadım. Bir yıkamak istiyorum müsaadeniz neden varsa bunları. Bir yıkamak istiyorum. Her hayır, başka bir şey müsaadem çıkar yok. Niye? Müsaadeniz varsa. Bunca zamandır yıkamadın niye şimdi? Bir kir mi var? Bugün yıkamak istiyorum.
Ben izin vermiyorum böyle bir şey. 3 gündür yoktu. Ne münasebet ya? Yani, ne oldu? Yeni başkanla bile bunu yapmadı. Ben şimdi bardağını aldım. Evet, bardağı, bardağı mı aldın? Bu arada bardağını neden aldınız? Söyledim ama ilk gün o bardak geldi. Hani hışırt yani. Diye oradan onu mu yaptın? Benim bardağımı bir hızla. Ben anlamadım ben ama şu an. Ben anlamadım. Yani. Çok alakasız çok güzel bir masa yaptım. Çok güzel. Bak, hayır, alakası yok. Ben kendi bardağımı içmek istiyorum. Yani ben meşrubat doluyum. İçersiniz meşrubat bardağını. İçmeyeceğim. Meşrubatları içersen. O zaman karnınız doyar. Ben yemeklerimi getirmeme... Getirmek şu. Ondan tabii. Şüpheliyim karnımın doyacağından. Bu arada çorba yok. Başlangıç tabağı var. Gerçekten ben şu an takıldım. Ali ismi orada nasıl alırsınız Kaan Bey? Anlamadım. Galiba şey... Çorba yapmayı bilmiyorum. Galiba siz benim bardağımı nasıl alırsınız mı? Ama bardağınıza gerek yok yani. Benim yemeklerim çok güzel. Hemen böyle boğazınıza lap diye kayacak. Hiç merak etmeyin. Suya bile gerek kalmayacak. Hiç sanmıyorum. Bakacaksınız işte görürsünüz. O kadar müziyetten sonra bakacağız. Bardağı alıp götürmesi bence çok yerinde oldu. Baştan yapılması gereken bir hareketti. Kaan Bey karameleğin bardağını alarak gerçekten saygısızlık yaptı. Hiçbir misafire bardakla kullanmak istiyorsa kullanabilir. Ben suyunu koydum. Ben yapmadım. Kaan Bey karameleğin önünden bardağı alarak bence doğru bir şey yaptı. Zaten Nele'nin öyle ciddi bir takıntısı olduğunu sanmıyorum. Görünmek istiyor, ön planda olmak istiyor. Masasını nasıl buldun Pınar, yarışmacımızın? Bence masa çiçekle birlikte bir bütünlüğü var. En azından renk uyumu var. Evet, şık değil mi? Şık. Hoş görünüyor. Sade şık. Güzel, ablasının eli değmiş. Temiz, gayet şüphe güzel. Şeyler, peçete, kelepçeleri falan güzel değil mi Ayşe? Güzel. Güzel. Ben benim masamda şov yaptırıyorum abi. Baksın herkes bu saatten sonra yoluna. Sen de beğendin herhalde masayı. Ben de çok beğendim. Ben gerçekten de çok şık beğendim. Bir masa kurmuş kendisi. Siz teşekkür ederim. Zaten zevit olmak istiyorsunuz ondandır. Bir şey dedi. Efendim? Hanımefendi diyor ben yerimi çok seviyorum diye. Evet. Ben diyorum ki demek ki hep zirvede olmak istiyorsunuz ki hep aynı ama ben zaten edesiniz. Zirvedeyim. Bunu i̇şte benim gününde göreceksiniz. Öyle siz ona da zirve olarak mı gördünüz? Genelde hep başta oturduğu için zirve olarak görüyorum. Burası değil yalnız. Ben burası tekrar ediyorum. Burası ya masanın başında. Algıda sorun yaşıyorsunuz. Masa yakın olarak. Aynen algıda sorun hayır, yaşıyorsunuz. Hayır masa yakın olarak orayı demek orayı diyorum ben işte. Ama bakın zirve değil. Sadece orada bir fikir olalım. En azından daha yakın. En azından daha yakın. Zirveye yakın. Evet o zaman zirveye yakın oturuyorsunuz diyeceksiniz. Ama zirveyi seviyorsunuz. Ben kesinlikle. Zirveyi onu sevmesem biliyoruz burada zaten, ne işim belli var? Zaten. Siz de zirve acıları sevmiyorsunuz. Kesinlikle. Aa, zirve acılar. Çünkü acıların pek içinden yakında geçtim. TV8'de. Başlıyor, gerçek zannederler. Başlıyor ben. Evet peki. Menü nasıl sence Ali bugünkü yani menü? Şöyle söyleyeyim ben Kaan Bey'in çorbayla başlamasını isterdim. Niye? Yani bir başlangıç olarak çorba içerdik. Bıkmadınız bir, mı ya çorba da var. Çorbayla yarım saatlik çorba yerine 1,5 saatlik mide tabağı getiriyorum. Tadına bakarsınız öyle yorumlayın lütfen rica ediyorum. Saatler midemize inmiyor Ali Bey. Benim adım Kaan. Bu arada Bey, önce bana cevap vermenize gerek yok. Ben başkasıyla konuşurken sizin girmenize gerek yok. Çorbalar midemize iniyor. Hepimiz de bütün Türk halkı olarak da kabul edelim ki ilk başta başlangıç dün olarak ondan çorba önceki çorbaları gördük. Benim tabaklarım bile hazır 2,5 saatte. Siz bir şey çorbayı dolduracaksınız. Benim şimdi bakın tabaklarımız hazır. Sen ne ara nereye hazırladın bunları şimdi? Zaten hazırdım ben. 2,5 saat içinde bunları da yaptım. Öyle size mi Cihangir? Size yaptım ve bunları da yaptım. Mutfaktan Cihangir'e bağlanıyoruz. Cihangir. Süresi içerisinde bir saniye. Süresi içerisinde tabaklarını hazırlamış. Bravo. O ben de diyecektim içerisinde... ki... Dolaba mı koydun? Dolaba hazır, dolaba koyayım şimdi. Bravo. Yapıyorum sadece. Sen bravo. Sen... Bravo. Umarım kurumamıştı. Süresi için. Efendim? Salatalarım da her şey hazır. Her şey de ayrı ayrı paketlendi. Her şey... Oraya da bakacağım, dur. Vallahi heyecan. Ben uzun süredir böyle yarışmacı görmedim de. Dur bakayım. Konuşmaya değil, şov yapmaya değil. Yemeklerimizi şov yapmaya İşte bunu diyorum. İşte evet, bunu diyorum. Evet, bence de. Ali, haklısınız Cihangir. Kaan Bey. Evet, şunları bak, işte, bravo. 3 gündür ilk defa karnınız doyacak. Bravo. Sok sok içine sok, buzluğun içine koy kamerayı. Biz de sizden bunu bekliyorduk zaten Kaan Bey. Yanıltmadım sizi inşallah. Bakalım tatlarını da beğenirsiniz. Vallahi şimdi tabii tatlarını iç zaten en önemli şey. Lezzetleri canım o ayrı. Fakat ben hep onu söylüyorum. Süreniz dahilinde şu salataları ya da işte böyle kalabalık tabaklarınız falan varsa ara yemekleriniz ya da başlangıç. Önceden hazırlayın çünkü 10 dakika veriyoruz. Ben çünkü endişelendim. Kaç çeşit meze var. Evet. Biz böyle oturup yarım saat beklemeyelim yani değil mi? Ne güzel süresi içerisinde salatalarını da hazırlamış koymuş. Çorba arada... hazırlamak yerine onları hazırlamış hazır bir şekilde tabağa servis yapacak. Lütfen 4 tane mezeye olanı... bakarsanız eğer kaç dakikada olacağını görürsünüz. Evet 4 tane mezeye bakarak konuşuyorum. Gerçekten kafaya kaçmışsınız. Hepsini de ne olduğunu biliyorum. Getirdiğiniz zaman bol peynirli mezelerinizi yiyeceğiz. Ben bu arada şunu söylemek istiyorum. Bir tanesinde peynirli ama başlangıç olarak sordunuz az önce. Evet evet. Bence çok güzel tercih. Vallahi ben teşekkür ederim. Kusura bakmayın. Her zaman iyidir. Bence de. Ben çorba tercih ederim. Ben de çorba tercih ederim gerçekten. Ama biz işte diyoruz ki yarışmacılara, sizler de çok iyi biliyorsunuz, hepiniz bu yoldan geçtiniz. Ne isterseniz onunla başlayın diyoruz. Böyle bir özgürlüğünüz var. Bence kullanın, değerlendirin. Geçen hafta da işte yılbaşı haftasını çektik. Bir yarışmacı gene başlangıç tabağı yaptı. Eleştirdiler, şöylediler, böylediler.
iki birincimizden biri oldu. Yani 100 bin TL'yi paylaştılar aşçı Emre'yle. Aşçı mıydı kendisi? Hayır değil, barmen. Şimdi ama ben onu soracaktım. Aşçı değil, aşçı değil, barmen. Çok meze olduğu için acaba Kaan Bey aşçı mı, mezeci mi? Mezeci. Zaten meze ustasıyım demiştim. Meze ustası demiştim. Tamam, aşçıyım. Sen de al gel tabağını. Alıyorum, fotoğrafı çekiyorlar. Allah. Hatıra, fotoğraf mı çekilir? Efendim yeni bir şeyimiz var. Üç gündür zor gördüler işte, o yüzden bu kadar. Bu da güzelmiş. Peki eline sağlık. Hadi abi bir tatlıya başlayalım. Meşhur sen hemen çok şey kısa birazdan isteriz. Tamam. Su verdin zaten, sağ ol. Hemen bir seyircimiz için de yarışmacı için de bir hemen söyler misin? Nelerin vardı? Salatalık yatağında. Salatalıklı haydarim var. Salatalık yatağında haydarim var. Patlıcanlı kanepem var. Közde patlıcan, biberler kızarmış. İçinde lapma ceviz var. Burada mantar sote, biber sotenin içinde haşlanmış kapya biber var. Arnavut sarması. Peynirli falan değil. Burada cunda mezem var. İçinde 50 gram peynir var. İçindekileri lütfen bana söyleyin mesela. Peynir dediniz ya. Teşekkür ederim. Afiyet. Peki neden mezeleri tercih ettiniz? Çok merak çünkü ettim. Çünkü ben iki gündür çok kötü çorba yedim. Ve çorbayla değil de sizi böyle güzel şeylerle başlayayım. Belki birazcık böyle hem damak tadınız değilsin hem de farklılık olsun diye. Peki, yani. Peki o zaman diyelim yorum görelim. Yapmadan sonra alacağım görüşlerinizi. Zaten adamın işi de bu. Aynen öyle. Mesleğiyle ilgili bir şeyi de masasına yansıtması kadar bence doğal ve anlaşılabilir bir şey yok. Ekmeğinsiz mi yaptınız? Ben yaptım. Nokta ekmeği de ben yaptım. Tost ekmeği alıp fırınladım. Hiç inanmadım ama neyse. Neden? Ekmek özür dilerim, çok komiksiniz yani. Teşekkür ederim, komik oldum biliyorum. O? Diyeceğim ne demek istemiyorum ama. Ben oldum gideyim. En azından yapmacık değilim. Hiçbir zaman yapmacık olmadım ve hepsini ben yaptım söylüyorsam ben yapmışım. Zaten inandırıcı gelmeyecek size, bir şey yok. Sözüm size değil zaten. Ben ortaya konuştum. Ama ben de söylediysem ben yaptım diye inanmanızı isterim. Teşekkür ederim. Evet, dört çeşit mezeyle. Ya farklılıklar olsun ya, vallahi gerçekten. Yani evet. Çok samimi söylüyorum. Ben kişisel olarak da seyirci adına da çok rahat şunu söyleyebilirim ki çorbadan bıktık. Ya çorbayla başlamak zorunda değil ki bir yemek yani ya da bir yarışma. Yani bruschetta yapıyor, salata yapıyor. Bir de davet masası. Soğuk. Bir düğüne gidersiniz, bir davettir mesela. Mesela çorba gelmez. Ben hep onu söylerim. Genelde bir orada gelir. Ya biraz değişik yani. Değişiklik ya. Zaten değişiklik dediğimizde hani çok acayip de değişik de bir şey yok. Hani zaten bildiğimiz mezeler, onu da söyleyeyim yani. Hani aman aman da hiç de hayatımızda duymadığımız, ilk defa yediğimiz mezeler de değil. Evet. Belki kendi imzası farklı içinde. Mesela şu salatalıklıyı soracağım. Normalde haydardır. Evet. Bildiğimiz klasik haydardır. Bunun özelliği hani küçük, salatalık doğru. Yatağında salatalık olmuş yok. Olması evet. İçine mi doğradı onu da sorarız zaten. Altında. Öyle ama tabii ne yaparsanız yapın, lezzet önemli. Olup olmaması önemli bir yemeğin. Hepsinden yediyseniz başlayabilirsiniz. İsteyen başlayabilir yoruma. Ben hazırım Zuhal Hanım diyen varsa. Ben yorumlayabilirim. Tabii Ayşe. Patlıcan kanepe. Arnavut dolması. Haydar cunda. Bu cunda mezesi pardon. Patlıcan. Bu Girit ezmesiyle alakası yok değil mi? Başka bir şey çünkü. Ben ona öyle bir şey zannettim ama farklıymış. Bunda labne peynir mi var? Labne peynir ve var. Klasik ezine var yani. Klasik ezine tamam. Var, ceviz okay. Var. Okey. Tamam, hadi bakalım Ayşe. Patlıcan kanepeyi ben beğenmedim ama şu anlamda. Gerçekten patlıcanların bir defa şeyi yok, tuzu yok. Labne zaten tuzlu mesela. Ama patlıcan o kadar tuzsuz ki labne onu kapatmamış. Bu şahsi fikrim. Ama köz tadını gayet güzel alıyorum. Gerçekten hiçbir şey yok. Ekmeğinden tattınız mı? Ekmeğini de ben fırınladım mesela. Özel bir şey. Tost ekmeği alıyorsunuz, ortasını alıyorsunuz, fırında 20 dakika bekletiyorsunuz mesela. Sizin için tadıyım. Sizin bakalım. Için o tadıyım. O kıtırlarını korumuş mu? Hala mesela ben dolaptan çıkardım onu. Bir şey değişti üstüne mi hayatında? Hiçbir şey değişmedi hayatında. Yani üstüne koymuş olduğun labneden kaynaklı. Labne kısmı yumuşak, geri kalan kısım, boş kalan kısım çıtır. Doğru, haklısın. Ama boş kalan kısım çıtır. Oraya da zaten yumuşak bir labne gelmediği için çıtır kalması çok normal değil mi? Peki diğerlerini de anlat. Şöyle söyleyeyim, Haydari'yi ben sevmedim. Neden? Ya altındaki şu salataları benim kızım canı sıkıldığı zaman böyle elinde kıtır kıtır yesin diye ben öyle tabağa doğrayıp koyuyorum. Hiçbir şekilde bana yani bağımsız geldi. Yani tamamen karışık olsaydı daha mantıklı gelebilirdi belki. Peki çok tadı Haydari'nin olmuş mu? Üst kısmında da yani Haydari'nin kendisinde de aynı şekilde ekstra bir tadı ne var mesela Haydari'de eksik olan ya da fazla olan? Evet sadece onu söylemedim. Eksik, sarımsağı mı fazla? Hayır hayır hayır. Ben siz Haydari'yi genel olarak sevmiyorsunuz. Aynen sevmedim. Ama neden? Tuzsuz geldi bana. Haydar'da şey tuzsuz gibi, geldi. Evet bana tuzsuz geldi Haydar'da aynı şekilde. Mantar da tuzsuzdu felaket bir şekilde. Cunda
Ucunda değil bir defa. Hayır, ama neydi? Neyse. Arnavut dolması. Arnavut dolması neyse. Sevmedim. Bana göre değildi. İlk defa tattım doğrusu ama sevmedim. Bana çok göre güzel değildi. Güzel oynuyorsunuz ya. Puan vermemek için tuzsuz diyerek her şeyi geçiştiriliyor ben, mu? Ben şöyle söyleyeyim. 4 tane meze var önünüzde. 1,5 saat emek var orada. Eğer ben sizin tuzsuz söylemiştim. Tuzsuz diyerek bu geçiştirilecekse eğer. Hemen söyleyeyim mi? Eğer tuzsuz diyerek geçiştirme çabasında çok olmuş olsaydı. Çok acayip tuzsuz olacağını dün Melek Hanım'ın, dün Melek Hanım'ın tuzlu yaptığı şeylere tuzlu, tuzsuz yaptığı şeylere tuzsuz demez. Peki cunda mezesi nasıl bir saniye? Zaten iyi gömdünüz. Bana göre değil. Çünkü baktığınız zaman. Bana göre değil derken? Hemen söyleyeyim. O zaten Arnavut dolması. Ben cunda mezesini söyledim. Pardon, özür dilerim. Bunu o sevdim. Farkında mısın? Ne oldu? Farkında değil. Çok özür. Ama bak şimdi evet, haklı. Sen şimdi diyebilirsin ki demin dediğin doğru bir eleştiri. Patlıcanın tuzu yok. Evet, tuzsuzluğu hissedilir. Ama mesela köz tadı geliyor mu? Onu veya söyledim. Diğerlerinde mesela Haydari normalde içinin peyniriyle, kıvamıyla, efendime koyduğu dereotu mu, nalime sevmedim. Neyse. Sevmedim başka bir şey, olup olmaması başka bir şey. Ama yani. Bence, beğenmediğin bence, yemek yapmıyorum. Ben düzgün yemek yapıyorum. Ha ben, sen düzgün ya yemek dediği bir tek yapıyorsun ama bu benim düzgünüm değil. Bir de sadece tuzsuz. Onun tuzsuzluğunu söyledi. Geri kalanlara tuzlu dedi. 3 gündür de tuzlu diyor zaten. Hayır lütfen. Ben 3 gündür tuzlu demiyorum. Siz hep tuzlu dedi. Ben 3 gündür tuzlu demiyorum. Aynen. Konuşmayalım. 3 gündür tuzsuz diyorum lütfen arkadaşım. Tamam, izlediğinde dedim, de görürsün. Tuzsuz diyorsunuz. Ama hayır, Ali Bey ama tuzsuz mesela bize dedi, de ki bak bize de ki burada Ayşe 4 tane değişik şey var ya. Birinin de ki bana sarımsağı fazla gelmiş. Hayır, kıvamı tutmamış. Peyniri yanlış bilmem yanlış ne sen. Bu tuzsuz bunu sevmedin. Bu bana göre değil. Hayır bakın bunun tuzsuz kendi başına mantar tek başına iyi közlenmiş mi ama közünü mesela söyledim ama Zuhal Hanım hayır neyi söyledin hayır, köz közünü söylemedi köz kokusu onu patlıcana dedi. Söyledin hayır buradaki patlıcana da söyledim ama burada da söylüyordum arada kaynadı yoksa ben bununla köz kokusu geldiğini biberin kendi başına köz kokusunun geldiğini ama tadı tuzu olmadığını tadı söyledim tuzu yok. Ve söylüyorum peki aynı ben bu yok, anlamadım. Çok özür fazla şu Arnavut dolmasının yok tadı evet kimsenin tuzu yok zaten ben demin yanlış söyledim bir tane şey var sofeden çıkıyor ya yok hayır o uğraştırıyor. Diyor. Özür dilerim bir şey diyebilir miyim? Tabii. Burayı bir dinler miyiz? İçinde 4 tane 5 tane sebze var. 20 dakika soteledim. Muhtemelen yarın yapacağım. Ara sıcakta bu kadar ya uğraşırsın. Ya istersen 10 defa sotele istersen 40 defa sotele. Arkadaşım tadı yok güzel değil. Güzel yani, değil yani yapacak bir şey yok. Birazcık elinizi vicdanınıza koyun. Elimi vicdanına yani koyarak birazcık konuşuyorum lütfen tadı güzel ya değil. Şu, ha şu, sus, şunu sus, de bana sus, bak şunu sus, de bana. Bu, kimyonunu tamam. Fazla kaçırmış olmasaydın çok ideal bir tadı kimyon vardı. Kimyon yok içinde hanımefendi. Kimyon var içinde. Vurdu lan oldu. Olabilir doğrudur ben kimyon tadı aldım bundan. Olsun. Hayır ben kimyon tadı aldım bundan. Aksilik hiç almadım açıkçası. Aksilik ben hiç almadım. Hiç. Kimyon yok çünkü içinde. Gerçekten ben çok yoğun. Biber salçası var, beyaz peynir var, labne var, hı-hı, kırmızı biber var. Hanımefendi zeytinyağı ne var, ceviz var. Ne dersen de kimyon tadı aldım ben bunu. Ama tekrar o zaman senin ediyorum. Özür dilerim bir bardak su içer misin? Bir ağzını çalka senin ağzın tadı yok. Benim ağzımın tadı çünkü daha onlar güzel var biliyor bak, musun? Başka yarışmacılarımız da var onların da görüyoruz. Ama bu Haydar'ın tuzsuz olmamışlığı yok. Değil zaten de. Tekrar ediyorum. Pınar'a geçelim tabii ki. Ben ilk defa ilk yemekten memnunum. Yani, üçüncü günümüzde gerçekten diyorsun. Gerçekten öyle. Bence görseli de güzel. Yani lezzetli. Tek başına irdelersek hepsi bence ufak tuz hataları, eksikleri. Sizin deyiminiz de söyleyeyim. O da doğru. Aslında labne olduğu için çok evet koymadım. Sen boğulmasın koymamışsın. Diye. Boğulmasın diye ama o da böyle şey geldiği zaman ağzı bu tuzsuzu patlıcan çok çeker ya tuzu. Evet Ayşen mesela dedi ki patlıcanın labnenin değmediği yerler çatır. Bu çok normal. Aynen yani kendisi ama sordu onu. Yani, bakın ben bunu fırınladım. Şimdi dokunmamışsınız bile çünkü şöyle yapmışsınız üstünden. Evet çünkü gerek duymadım yani sevmediğim bir şey yemek zorunda değilim ki. Ama önünüzde davet yemeğindesiniz ve tatmaksın evet, puan vermeniz için. Ama şimdi sen bak bunu tatmasa ben nasıl bileceğim patlıcanını biberini. Siz biberinizin diyordum bunu tatmazsınız. Belki mantardan yemeniz, ekmeğinizden yemeniz. Bir tabak bütün. Bu bütün tabağı yorumlamanız lazım. Kaan Bey tekrar ediyorum. Tabağınızda her şeyin tadına minik minik dahi olsa baktım peki fikrimi sundum. Pınar beğendi her şeyi. Ben herhalde beğendim. Genelde peki beğendim. Küçük tuz hataları vesaire onlar bence hata çok sayılmaz. Çok etkilememiş yemeği bence, diyorsun. Bence evet. Peki Ali'yi de dinleyeyim. Pınar Hanım zaten mezeci kendisi demek ki ne yemekten anlamıyor. Evet. Yemekten de anlarım, mezeden de anlarım, lezzetten de anlarım. Florida'da yaşamış olmasından ileri gelen kesinlikle bir mezeden anlamam durumu mu var sizin acaba? Gene oraya bağlayacağız. Şöyle bir şey var. Efendim? Sürekli sizin herhalde bir Amerika hayaliniz var. Yok ben hiçbir şey söylemedim. Zuhal Hanım söyledi. Ve ben söylemedim. Çünkü, hayır dün dedin ya. Söylemedim. Amerika'da yaşadığı için evet, Türk yemekleri anlamıyor evet, dedin ya. Evet dün söyledim. Ama her seferinde hani benim öyle bir gayem de yok. Zaten istediğim zaman ama gidip gelebiliyorum. Ama yemekten anlamıyor, mezeci dedin. Evet gerçekten ana yemekten kendisi anlamıyor.
Yani mezeleri demek ki kendisi beğeniyor. Siz de bence ilk yemek ana yemeği karıştırıyorsunuz. Yani şöyle söyleyeyim ben size. Benim dünkü yemekle hani aynı puanı almam normal değildi. Bunu ama siz kere... bana daha puan ayrı. Oraya geleceğiz. Daha puan vermedi ki. Dur dur dünkü puan. Senin bir yemek yorumunu alayım sonra oraya da geleyim. Beğendim, tabii, evet. Ben şunu soracağım Kaan Bey. Şimdi Kaan Bey burada 4 çeşit bir meze var. Evet. Işte. Bunların kaçında peynir var ya da labne? Üçünde. Değil evet, mi? Üçünde. Çok fazla değil mi sizce? Yok, lezzet olarak onu konuşacağım. Lezzete daha gelmedi. Şimdi sadece soruyorum. Bunun içinde az beyaz peynir var. Hı-hı. Bunun içinde beyaz peynir labne var. Evet. Bunun içinde labne var. Şimdi üçü de başka. İki tanesinde peynir var, iki tanesinde labne var. Hepsinde yani üçü de aynı. Bunlar tabakta, da peynir ama sonuçta. Bir yani, tabakta bu kadar peyniri tercih etmeniz... Ama hepsinin şeyleri mesela bunun içinde kızarmış nane var, dereotu var. Bunun içinde salça var, labne var. Bunun içinde altında mesela ekmek var, üstünde közlenmiş patlıcan. Peki var. Hiç bir labne de... koymasaydın da közlenmiş patlıcan üstüne koysaydın? Üstüne yoğurt koysaydım cevizli. O zaman da neden sadece yoğurt koymuşsun? Kıvam tutmamış. Peki ya da ben... zeytinyağlı şimdi şeylerim var burada çok pardon hani mantarın, köz biberim var. Gerek var mı hakikaten? Yani bir tane peynirli eksik yapsaydım mezeye farklı bir şey koysaydım. 4 tane koyayım ki en azından hem böyle insanların birer yiyorlar. 4 adet de sorun zaten. Yok ama bir tanesini peynirsiz dediği doğru evet. Seçebilirdin yani. Hayır, bak bir bu kadar peynirin olması. Bir şey soracağım. Bu kullandığınız yoğurt süzme mi yoksa süzme normal yoğurt? Süzme. Yoğurt. Süzme, aslında süzme. Süzme yoğurtta çok ihtiyaç yok. Evet, labneyle süzme aynı şey. Bence aynı de şu patlıcanda şey olmuş. Fuzuli olmuş yani. Evet. Devam ediyorum. Salatanız da sanırım peynirli. Salatamın onu da bir menüde var. Okuduk, peynirli salata evet, diye. Evet. Peynir çok fazla kullanılmış ama lezzet olarak bakıldığı zaman ben beğendim. Aferin. Yani gerçekten ekmeğinizi de kendiniz yapmanız güzel. Bunlar... Ekmeği kendi yapmamış, hazır ekmek evet, alıp hazır fırına ekmeği fırınlamış. Ama orada bir emek var, onu söyleyeyim. Ya sen bilerek mi yapıyorsun? Ne alakası var? Hayır gerçekten taraf, ya hayır, fırının düğmesine basıyor. Fırının düğmesine basıyor evet. Sadece o tamam. Düğme. O zaman siz de yapın. Ben zaten düğmeye basmayı hayır, onu bekletme her şeyi süresi düğme. Var. Yani sonuç olarak bu kadar şey... Ama ekmeği diyor ya kesiyor şekil yapıyor. Var. Ekmeği bu şekilde kesip fırına koyduğumda fırında pişen benim tereyağında pirzolam var. Öğledikten sonra benim pirzolam da şu şekilde pişiyor. Farklı mesela. Şekilde yemez, kullanıyor. Ben pirzolanı göreceğiz. Konuşmuyorum mesela, şu an. Ekmeği fırına koymanı tasdik ediyor. 2,5 saatte o fırını... Ve ona diyor ki evet diyor yapmış diyor yani. Ekmeği fırına vermiş diyor. Ekmeği fırına verdiğin için seni tebrik ediyorum. Hayır, fırını kullanma saati var. 2,5 saat böyle... kullanacağı için onu söylüyorum ben. Hani evet. Şu ekmeğin kurması saatte... maksimum 5 dakika eğer 250 dereceye ayarlarsa, hatta maksimumu ayarlarsa en fazla 5 dakika. Tamam, siz öyle diyorsunuz. Kendi gününüzde 5 dakikada yaparsınız. Kendi 5 dakikada bize çıkartırsınız. Teşekkür ederim. Başka bir şey söylemek istiyor musun? Başka bir şey. Bir de haydarisini söylemek istiyorum. Bu şekilde bilmediğim için söylüyorum. Haydari. Ben de ilk yani, defa bu şekilde yiyorum. Bu şekilde küçük küçük doğrandığını ya da kurucacık şeklinde yoğurt yiyoruz. Aslında ama böyle bir tarif var mı? Haydari'de salata... Benim tarifim, özür dilerim, sözünü keseceğim. Benim normalde salatalıklarım, benim kendi markette biraz söyleyeyim, daha büyük salatalıkların iki tane salatalığın üstüne haydarimi koyacaktım. Ama buradaki haydariler Çengelköy olduğu için ben de ince ince buradaki kıymak haydariler istedim. Mi? Buradaki salatalıklar. Çengelköy kayık olduğu gibi için mi kayık gibi yapacaktım, sandal gibi yapacaktım. Yani evet, ona böyle ben de bir mana verdim, jülyen kesilmiş salatalıkları. Ama alışverişte öyle bulamadığım için ben dedim ki salatalıkla haydari yazdım. Salatalığı koymasam da eksik menüye girerdi. Yani. Dedim evet. Salatalığı bu şekilde koyayım. Tamam, öyle. Onu öğrenmiş olduk. Peki, sendeyiz Melek. Ben kahvaltı yapmış gibiyim zaten. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. En azından bir şey peynir ve yoğurt çok fazla. Mesela ilk gün balığa doyduk. Bir gün peynir ve yoğurda doyacağız gibi gözüküyor. Balığı yemedin. Peyniri, inşallah peyniri yersin. İşte ama şunu demek istiyorum. Hani en azından ilk gün balık vardı. Devamlı full balık vardı. Sen kahvaltıda közlenmiş patlıcanlı labneli ekmek mi yiyorsun? Ben kahvaltıda neler yiyoruz öğrenin bilseniz neler. Çok... Sen kahvaltıda mantar söyleyip yemek dağarcığınla ilgili. Ben kahvaltıyı çok seviyorum. Şurada kahvaltıya hiçbir şey yok. Var, peynir var mesela. Peynir mi? Peyniri siz bu şekilde ama peynir mi? Yani ne bileyim birçok yemeğe konuluyor ya. Her yani, peynirli yemeğe kahvaltı mı diyeceğiz? Bazı peynir olarak alıyoruz bak, mesela bu şekilde lezzetli, almıyoruz. Lezzetli gerçekten çok lezzetli. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Ama, biliyorum zaten. Dediğin gibi çok ama peynir. Ama peynir tekrar. Çok hani. Aynen peynir tamam. Ve... Ama beğendin herhalde. Beğendim. Bir de ben bu ne derlerdi? Bu haydari bu şekilde bilmiyordum gerçekten. Siz de gördüm. Ben de evet. Gerçekten siz de gördüm. Devam etmiyorsanız arasıca geçebilirim. Afiyet olsun. Herkese eline sağlık. Ben ne olursa olsun... Kimsenin hakkına girmeden puan verdiğime inanıyorum. O yüzden bugün de puanımı ona göre vereceğim. Yemeklerin tadına baktım, ona göre puanımı da vereceğim. Ayşe Hanım kesinlikle kendi gününü oynuyor. Yani Ayşe Hanım buraya kurulu gelmiş. Ki her bütün yemeklere, benim yemeklerim de dahil tuzsuz, tuzsuz, tuzsuz başka hiçbir şey demedi. İyi ki bir tuzsuz kelimesini öğrenmiş kendisi. Kendi gününde de göreceğiz. Ayşe Hanım her şeye bahane buluyor. Her şey onun için puan düşürmek için bir bahane.
Ben kendi günümden korkar oldum açıkçası. Bilmiyorum beni neler bekliyor Ayşe Hanım'dan gelecek. Taşları hazırız, bekliyoruz. Beğendin mi? Bu karama yek de beğendikten sonra puan vermezse ben de hiçbir şey bilmiyorum. Yani yemek bilgisi olmayan biri olarak Haydari'yi bilmemeniz... Öyle ama öyle düşünemezsiniz. Bu şekilde konuşamazsınız. Ama bilmiyorsunuz. Hayır. Ne ama salatalık da yemek bilmiyorum. Yemek anlamında gerçekten hiçbir bilginiz yok. Şu an birbirimle yaşamıyorsunuz ki bilmiyorsunuz. Birbirimle yaşamıyorsunuz ki. Seninle yaşamıyoruz ki. Evet ama siz burada bize yemek sundunuz ve sunduğunuz yemeği sundum gördüm. Yemeği, ay sundum hiç yemeği. Hiç bilen birinin hep, sunumu hep, değildi. Hep, nasıl değildi ya? Evet bir defa ben size bir şey söyleyeyim. Tamam, misafirim gelse evet. Yemin ediyorum o kadar utanırdım ki o masaya, o ciğerle o salatayı getirmek. Salatalar zaten utanacak bir şey yapmadım. Bana bakıp el sallıyorlardı. Ben utanacak bir şey yapmadım. Ben anlamın akıyla geldim. Yemeğimi yaptım. Ama hak ettim puanı alamadım. Ki zaten Ali Bey'in yaptığı... Hak ettim puanın fazlasını verdim sana yemin ediyorum. Anlamın akıyla derken... Bir sen yani onu hak puan etmiyordun işte. Aynı keşke hayır, bir üzerinden puanlama yapılsaydı sana hayır. Maksimum vereceğim 2'ydi belki de. Hayır, alakası evet. Bile yok. 3 vermediğime ben vicdanımla, şahsen pişmanım. Vicdanımla savaştım resmen o 4'ü verirken. Vallahi bak. Ne alakası keşke yani? Savaşmasaydınız. Kesinlikle. Ama orada bir emek harcamışım ben. Emine verdim zaten onu. Vicdanım emine verdi. Masada bir pişman var yakaladın mı? Bunlar diyor ki... Neden? Ben, 3 vermediğime pişman. Gerçekten ben mi? Ben 4 verdiğim için pişman değilim ama 3 verdiğim için pişmanım. Şey, nasıl yani? 3 vermediğim i̇şte için. Ben de bundan arada şimdi anlamadım bir dakika. Ben de bundan bahsetmiştim. Aynen. Ona 4 verip de bana nasıl 4 verdin? Ama sizin yapmasınız. Hakettiğiniz de oydu. Hayır. Acaba gerçekten de öyle mi? Yani sen başlı başına Meleğe 4 verdiğin için mi yoksa arada hiçbir fark gözetmediğin için ve Ali'ye de aynı puanı verdiğin için mi pişmansın? Ben Ali Bey'e verdiğim puandan pişman değilim. O 4'tü diyorsun zaten. Ama orası 4 değildi, 3'tü diyorsun. Ama kesinlikle 4 bence fazla oldu. Bunu kabul etmiyorum. Bunu kabul etmiyorum. Hayır. O kadar kimse o kadar gömemez. Lütfen bunu kabul etmiyorum. Öyle bir şey yok. Lezzetsiz yiyecekler. Ya senin kabul etmenle zaten işler yürümüyor. Karşı tarafta bir doğru vardır, tamam mı? Evet. Bir doğru da birçok kişinin onayladığı bir şeydir. Ama Ali Bey'in yapması... Sen tek başına benim doğrum bu dersen kabul edilmiyor. Ama ben doğru yaptım. Kişinin doğrusu ben kabul doğru ediliyor. Yaptığımı biliyorum. Ben doğru yaptığımı biliyorum. Ama sen size yanlış göre yaptın. Doğru. Hayır. Yemekleri doğru sizin yaptığımı biliyorum. Sofra hazırladı doğru yaptığımı biliyorum yani. Sonuçta bir lezzet vardı yani, yok değildi. Ama siz yemek istemeniz o ayrı bir konu. Artık neden istemediniz onu bilmiyorum. Zaten siz zaten koalisyon yapmış gibisiniz. İkiniz birden dün bana yapmanızı bırakmadınız gerçekten. Ama öyle zorlanıyorum. Yani. Dün gece ben uyuyamadım. Gerçekten uyuyamadım yani. Hani ikisinin de hareketleri aklıma geldikçe sinirim alt üst oldu. Onlar yani açıkçası sizin keza, yaptığınızın yanında bizim yaptığımız keza, bir sayılır. Ve keza mesela Ali Bey de çok evet. Sinirlendim. Keşke ben Ali Bey'e masadan kalkıp masaya söyleseydim. Bana 3 puan veremezdi. Niye? Benim masam bana 3 puan veremez. Sizin doğru, senin masan 1 puan hatta belki 1.5 puan. Bir şekilde konuşamazsınız. Lütfen bir şekilde konuşamazsınız. Siz beni devamlı ezikleyemezsiniz. Sizi de göreceğiz. Ne yapamaz? Sizi kimse eziklemiyor. Ama bunu yaptığınız şeylerle ilgili böyle konuşuyorsunuz ya. Kimse eziklemiyor. Bir de azıcık bir yavaş konuşursan tane tane anlayamıyorum. Ama sinirleniyorum ben, gerçekten sinirleniyorum gerçekten yani. Gerçekten anlamıyorum bazen. Senin yanına tercüman gerekiyor bence. Bulun o zaman bir tane. Ya bir de çok hızlı konuşuyorsun. Yanınızda gezdirin. Zaten hızlı konuştuğu için anlamıyoruz. Tercümanla gezsen mantıklı. Evet, bitti. Bu kadar hızlı servis yapan da başka kimse varsa bilmiyorum. İnşallah göreceğiz. Öbür arkadaşlarımızı da. Maalesef tabii senin de her ne kadar kabul etmesen de hataların vardı. Ali'nin de vardı. Ben kusura bakma Pınar'cığım sana katılmıyorum. Yani bence Ali'ye 4 vermemeliydin. Yani ya da oraya 4 verdiysen arada bir fark olmalıydı. Çünkü hani ben evet ikisinde hataları vardı. Karşılaştırdığımız zaman kefede ağır basan taraf iyi anlamda Ali'ydi bence. Evet, kusura bakma. Şimdi bakarsak evet şimdi öyle geliyor bana açıkçası. Ne yanmıştı ne çiğdi. Sunumu evet. Hatalıydı. Biraz kuruluk vardı. Efendim dediği gibi o bir yataydı bilmem neydi. Onu evet, çok hissedemedik falan. Yarman pişmiş. Ama şimdi orada yani... kusura bakma tatlın da olmamıştır. Onu ne kadar çok haşlamışsın. Dağılmış su yani şerbetin bir kıvamı aldı. Kum gibi de oldu yani çatanı bastığımız anda. Makyaj şeyleri var ya süngerleri var ya gerçekten onlar gibiydi. Bir tane alsaydınız kullanırdınız. Kesinlikle lazımdı. Benimki de eskimişti çok iyi olurdu. Alsaydınız. Hayır, bilseydim o kadar, gerçekten o kadar bak kestiğin zaman sana gerçekten kestiğin zaman ortadan bildiğin süngerdi ya. Tamam keşke alsaydınız diyorum ben de. Bildiğin suyun içine almış atmışsın zaten hazır bir menü. Bakar bakar ben hatırlardınız. Senden herhangi bir hatıra eve götürürsem kendimle gel bilemiyorum nasıl bir şeye geçerim. Neden? O kadar mı çekeyim ben? Şerbetine o kadar hiç şeker katmadınız mı bu arada? Masanızla alakalı hiç benim sözlerim. Hiç tat yoktu. Bir saniye efendim. Alakası bile yok. Sanki benimle alakalı gibi konuşuyorsunuz. Şey şekeri soruyordu da. Şerbetinde hiç şeker kullanmamış gibiydi. Su var. Evet. Su kullanmış. Sırf su gibiydi. Koyuyor mu şeker? Koyuyor yani. Ne kadar koydun?
İki bardak koydum, koydum tabii ki. Şerbeti evet. Soğuttunuz mu? Şeker kendini kaybetmiş içinde. İkisi sıcakken hayır. Birbirine birleştirdiniz. Ne yaptınız? Hayır, şerbet yani kaynağı. O hale gelmesi şerbet... için bir şey zaten yaşamış olması lazım. Zaten izlersiniz, görürsünüz. Ne yaşadı Kemal Paşa ve siz yani, Gürbüz? Kemal Paşa bayağı bir şey yaşamış bence. Tatlı. İzlediğiniz zaman görürsünüz zaten. Sıcak suya şekeri koyup bir süre kaynattıktan sonra içine attı. Gürbüz o kadar etkilemiş ki yani ben... Kara Melek Hanım'ı. Evet, Melek Hanım'ın aklı uçmuş, kendisini kaybetmiş. Aklım sadece masaya kesinlikle odaklanmış. Siz daha iyi bilirsiniz diye soruyorum. Şerbet biraz soğuması gerekmiyor mu? Ya da aynen. Üstüne limon kaynarken birazcık limon evet, sıkılması. Evet, şerbetin iyice kendini kaynatıp evet. Alması gerekiyor. Aynen. Yani bazı yerlerde hani... Onun biraz şahabeli olur. Ya, evet. O zaman sizden evet, bir sıkılması evet, gerekir yani. En azından şekerini hissetmemiz gerekiyor. Uzamasa da... Ama hani böyle o kıvamını almak lazım. Bir de o Kemal Paşa bir kahverengiye bile dönmemiştir rengi. Yok yok. Bembeyaz duruyor. Nerede dönmüştü ya? Koyu kahve olur o böyle değil mi? Evet evet. Kahveydi hiç ama... alakası yoktu zaten. Sizin açık şey kahve, kumbeci. Makyaj süngeri gibiydi. Melek Hanım. Ne gibi? Makyaj süngeri. Makyaj yok Melek ben Hanım, öyle demem de. Melek Hanım biraz da dans Melek... etmeye gelmiş. Yemek ya, yapmaya değil de evet, ettiremedi. Evet yanarım yanarım o evet, dansını izlemediğimize. Söz final günü size dans edeceğim. Tamam inşallah. Hatta oryantal elbisesini giyeceğim. Vur bizi Melek. Oo. Vuracağım. Oryantal elbisen mi var? Yani şeyim var, zincirim var. Shakira şeyi mi? Kemeri mi? Evet. Her şeyinizde hazırlıklı bir şekilde kendinizi kurup gelmişsiniz. Zaten şov her şey hazırlıklıyım ben. Kesinlikle şov yapmaya gelmişsiniz. Valla sizin kadar şov yapamıyorum. Sizin kadar baskın değilim en azından. Ben maşallah, baskın değilim. Siz çok baskınsınız maşallah. Hayır ben baskın devam değilim. Devam sesiniz yükseliyor. Hep bir baskınlık var. Hep sanki masanın lideri benim. Önce ben konuşacağım gibi davranıyorsunuz. Şovlu yemekler geldi. Hani bunu yapıyorsunuz. Bırakalım şimdi. Birazcık karnımız doysun arkadaşlar. Şov değil bu. Sizin ifade etmek. Sizin ifade etme beceriniz yok. Sorun benim de. Peki. İfade etmek aslında. Ben aslında biraz kızlar mola. Yemek geldi. Ne getir? Ne getirdin bize Kaan? Yalancı mantı herhalde. Heh. Yalancı mantı değil. Fıstıklı bir şey mantı neydi? Antep fıstıklı. Top köfteden yalancı mantı. Bu özel bir tarif. Özel bir kitaptan aldım. Kitaptan İsmi böyle mı? Olduğu için böyle kullandım. Ha, yalancı mantı olarak düşünmeyin. Yok. Lezzetli bir görünüyor. Bir şefin çok. Kitabından. Evet bir şefin peki. Kitabından. İsmini böyle kullandım. Ben ilk defa ben de yiyeceğim. Eline evet. Sağlık dilerim. Afiyet olsun. Üstündekiler patates mi? Hayır. Yufka üstündekileri bence. Yedikten sonra şey yaparız. Evet. Ha, tadına bakalım. Sonra. Çıtırlarına bakalım. Hadi bakalım. İçine bakalım. Sosuna bakalım. Bakalım. Herhangi bir meşrubat ister misiniz? Ben başlamadan meşrubat söyleyeyim. Ay lütfen söyleyeyim. Kola ya varsa. Su rica etsem tekrar. Soda var mı? Soda olması lazım var. Teşekkür ederim. Siz bir şey ister misiniz? Lütfen. Suyu da içmişsiniz. Kendi bardağınız olmadan da içebiliyorsunuz bu arada. Ben olmadan içtim. İçmek zorunda kaldım. Afiyet olsun. Demek ki içebiliyormuşsunuz. Bak. Yoksa büyük bir şeyini açtın ama şu an ama neden? Zuhal Hanım iyileşti. Senin bak. Ben psikoloji yemekteyiz iyi geldi. Tedavi oldunuz. Evet. Herkese iyi geliyorum. Siz dediniz ya hastayım. Yani bu benim bir rahatsızlığım. Ben dedim hastayım demedim. Lütfen bak bunları saptırmayalım. Takıntım var. Takıntı ayrı, hastalık ayrı. Ama deli değilim. Estağfurullah. Hayır, hayır, şey hayır ama şimdi diyorsun ki hastayım dedin diyorsun. Hastayım hayır, demek ayrı. Takıntı ayrı. Öyle de demeyiz zaten. Alakası yok. Alakası siz yok. Bir şey söyleyebilir miyim? Bence siz genel anlamda takıntılı birisiniz. Evet takıntılı her söylenen söze takılıyorsunuz. Yanlış anlamda çok yanlış. Dün sizin okuma yazma bilmiyor musunuz dememe de çok takıntılı. Ama orada bana o kadar problem. İçinde bir tek ona taktınız. Evet siz takarım çünkü yemeğiniz sorunluydu, servisiniz sorunluydu. Kafamıza geçirecek gibi böyle sanki banyo yaptıracak gibi tepemizden aşağıya. Bana söylediğin şey zaten bir kere yanlıştı hani. Ne demek ya okuma yazman yok mu senin ne demek ya bu? Neden orada takıldın kaldın? Takılırım ama hani resmen sen bana yani sanki onu dermiş gibi hissettim. Ben böyle şeyler söylerdim. Ben yok. Sadece teşekkür ederim. Okuma yazman yok muydu da bilgi yok, bunu alırken fark etmedin dedim. Ki bence de çok haklıydım çünkü ranch sos nere tamam mı? Mayonez nere? Bambaşka tamam, iki karıştırmış farklı olabilirim. Karıştırmış birinde olabilirim. Birinde R harfi var arkadaşım, birinde M harfi var. Karıştırmış olabilirim. Karıştırmamış. Şişeleri benziyor ya. Ama mayonez şişesine benziyor ya.
Benziyor mu ondan dışarıdan? Zuhal Hanım dışında ama benek 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 var. Ya ben koskoca ayran dışında yazıyor, süt ben yazıyor. Ben onun dışını engellemiyorum. Aynen hani mesela geçen sefer gelişmeyeceğiz buraya ayran koy, ayran yerine olabilir, süt koydu. Olabilir. Hani bunlar olabilir, olabilecek şeyler. Bence kendini boşuna savunuyorsun. Bana okuman yazman yok diyemezsiniz. Bunu kabul boşuna etmiyorum. Savunuyorsun. Sen genel anlamda takıntılı bir insansın. Evet, bence takıntılı bir insansın. Takıntılıyım. Olmalısın. Ve sizin gibi tiplere takılıyorum işte böyle. Benim gibi tiplere neden şimdi, takılıyorsun biliyor musun? Çünkü kendimi çok, ifade hayır, edebiliyorum öyle, çünkü. Çünkü göz önünde olmak istiyorsunuz. Dominant karakter mi? Ondan mı takılıyorsun? İstiyorsun. Sadece bu masanın lideri benim gibi davranıyorsun. Ben öyle masanın lideri değilim. Öyle bir dünya yok. Sadece kendimi ifade etmek istiyorum. Şu masaya bu masa eğer. Öyle bir dünya yok. Evet. Hanımlar, evet, elleri vurmak, masaya vurmayalım. Adres hareketler sergilemeyelim. Aa, lütfen kendisi ılımlı. Evet. Hanım hanım çok ılımlı söylüyor. Evet çok hanımefendi bir kızımdır. Ayşe Hanım bizi hiçbir şekilde geri plana atamaz zaten. O kapasiteye sahip değil kendisi. O masada ben varken Ayşe Hanım'ın liderlik yapması zor. Kara Melek beni lider olarak görüyor. Kendi kendine görüyor. Çünkü kendini asla ifade edebildiğine inanmıyorum onun da. Bir şekilde kendini öne sürebilmek adına benim adımı kullandığını düşünüyorum. Ayşe Hanım gerçekten masanın lideri gibi davranıyor. Bu masa benim gibi davranıyor. Öyle bir dünya yok. Hayır yani bilmiyorum yani sanki bu masa benim. Bu masanın lideri benim. Hep ben konuşacağım diye. Bir de kaç gündür hep denk geliyorum. Başta oturduğu için özellikle öyle yapıyor. Yarın o başta ben oturacağım. Ben ilk defa yiyorum. Bir şefin afiyet kitabından olsun tarifmiş. Eline sağlık. Yorumlara... Tekrar soracağım Kaan Bey. Tabii tabii. Size üstündeki patates mi? Yufka. Yufka doğru, yufka ben dedim tamam ya yufka. Kızarmış yufka. Yağda tamam, kızarmış, kızgın yağda yufka. Tamam. Bu herhalde... Çıtırlı da ondan koruluyor. İçinde de fıstık var Antep tabii ki. Antep fıstıklı köfte. İç üstüne domates sosu yapıldı. Domates sosu yok. Üstüne... Mantı kafası ama... O, mantı şey kafası da oradan geliyor muhtemelen. Anladım, anladım. Bir şefin tarifiymiş kitabından. Evet, nasıl buldun Ali? İlk seninle başlayalım hadi bir değişik. Valla lezzetli buldum. Güzel. Patates mi diye sordum, yufkaymış. Havuç var mı içinde? Havuç yok. Havuç yok. Domates sosu sanırım. Domates sosu var üstündeki sadece. Salçalı domates sosu. Ama birazcık tuzsuz olmuş sanki. Yani çok evet, az bir tuz var. Yoksa lezzeti yerinde. Evet. Yani biraz bir tuz ister. Biraz. Biraz ister. Doğru. Evet. Gel senin de devam edelim. Aa lütfen. Ayşe Hanım konuşsun önce lütfen. Hayır hayır sen de söz. Teşekkür ederim çok sağ olun. Rica ederim. Ne demek? Hepinize çünkü kendisi bana hep üstten baktığı için hani söz hakkı belki hani konuşmak ister diye düşündüm de o yüzden. Aa yok canım. Ben ilk defa böyle bir şey yiyorum ben gerçekten. Ben de. Elinize ben sağlık. Afiyet olsun, teşekkür ederim. Bir tık tuzsuz buldum ama evet, lezzetli buldum. Bir tık teşekkür ederim. Tuzsuzluğu var. Pınar? Yani genelde tuzsuzluk evet hissedilen tek şey ama onun dışında lezzetli, güzel bir yemek. Farklı. Farklı, güzel. Benim evet, de hoşuma gitti. Değişik. Keyifli bir yemek bence. Elinize evet sağlık. Evet, keyifli. Bak bakacağım mutfakta nasıl yaptığını. Bu da bir şey şefin tarifi. Kim ismini söyleyebilir misin? Arzu, eski TV8 yorumcusu hatta o da. Öyle mi? Evet. İsmi nedir? Arzu soy ismini unuttum. Telefonumdan bakmam lazım. Öyle mi? Tamam. Oylamada söylerim mesela. TV8'de mi evet, program evet, yapmış? Selam olsun Arzu Hanım'a. Onun kitabındanmış. Onun kitabından. Aa, ne güzel, ne güzel. Anmış olduk kendisini. Ana yemeğim de onun kitabının bir şeyinden. Öyle mi? Esinlenerek yapılmış tamam, önce. Sen eğitim hiç almadın mı? Almadım. Kaç yaşından beri yapıyorsun bu işi? 20 yaşından beri yapıyorum. Nerede başladın? Kendi dükkanımızda, bizim babamın dükkanı. Ha babanın dükkanıydı. Ben önce normal garsonluk yapıyordum, komilik yapıyordum. Ondan sonra mutfağa geçmeye başladım. Üniversiteden bitince de o ara aşçımız ayrılmıştı. Ben komple mutfağa geçtim. Sen ne okudun üniversitede? Radyo televizyon programcılığı. Ha evet konuşmuştuk. Radyo televizyon evet, niye gastronomi falan okumadın aşçılık maçlık? Madem babam çünkü o ara mecburen çalışmam lazımdı. Zor bir dönem, babama yardım etmem lazım. Tekrar bir üniversite okuyacak zamanım yoktu. Ha hayır baştan mesela niye yani aileden meslek? Hayır hayır öncesinde neden öncesinde gastronomi de seçmedin? Madem Gülbüz Bey'le konuştuk gibi mutfakta. Ben öncesinde oyuncu olmak istiyordum. Öyle mi? Tabii. Bu bıyıklar yoktu o zaman. Daha böyle küçük gözüküyorum. Jön olmak istiyorum. Jön bak. Jön tipi var ama yok mu? Var değil mi? Star ışığı var. Efendim Gürbüz niye kalktın ayağa? Köse Kağan Zuhal Hanım. Meşhurdur zaten Köse Kağan. Köse Kağan mı? Evet. Ne demek o ya? Soyadın mı? Hayır soyadım değil. Soyadım Levent. Köse, ben köseydim. Pandemide bıyıklarımı kesmeyeyim, nasıl çıkmıyor dedim. Bir baktım bıyıklarım çıkıyormuş. Aa, ondan sonra bu şekilde bir tahmin yaptık. İlk defa Covid oldu, köse değilmişim. Allah benim Allah. Benim babam 62 yaşında hala çıkmıyor. Bende de çıkmaz diye çıkıyor. Ama gene buralarda çıkmıyor. Ama sarışınlarda çok fazla şey evet, olmuyor. Öyle. Ama bıyık çıkıyormuş, ben de uzatmaya karar verdim. Şimdi bittim, bıraktın mı oyunculuk kariyerini başlamadan? Oyunculuk kariyerim 18 yaşında bitti. Başlamadan bitmiş. 3-4 tane dizide figüran oldum. Ondan sonra bitti gitti. Hay Allah. Gene yaparsın belki. Belli evet, mi olur? O zaman Ayşe seninle devam edelim. Pınar sen bitirmiştin galiba evet, yorumunu. Evet. Tamam. Seni de dinleyeyim Ayşe'cim. Ben köftesini sevmedim. Köftenin içi bana çiğ geldi. Ben kızarmıştım. Çiğ mi? Aynen öyle. Yapma ben pişmiş, ya. Pişmiş bir tatlı. Neresi çiğ ya? Göster bize. Haşlanmış gibi. Yok, hayır öyle değil. Tat olarak haşlanmış bir şey diyeceğim, köfte bir şey gibi. Diyeceğim. Nasıl yaptın? Çiğ değil.
Çiğ değil, bunu şu an yapamazsınız ama. Çiğ değil. Şu an tabağın sahibine bir şey soruyorum. Şu an burada haksızlık yapıyorsunuz. Çiğ değil, gayet güzel pişmiş. Tabağın öyle bir şey yok. Sahibine bir şey soruyorum. Anlatabiliyor muyum kendime? Ama ben burada gördüğümü söylüyorum. Çiğ değil. Ben şu an sizinle muhatabıyım. Tabağın sahibi. Konuşuyorsunuz. Sadece konuşmuşça konuşuyorsunuz. Evet. Tabağın Bey, bunu kızarttınız mı, haşladınız mı köfteyi? Haşlanmış gibi ama. Gerçekten haşlanmış gibi. Öbür iki tane köfte var. İkisinin de ikisinin, onların da bir işine bakın isterseniz. Ama bize göster Ayşe. Çiğ demek büyük bir iddia. Tabii ki. Tabii ki. Pembe göster. Gerçekten bana göre değil lütfen. Sen, herkes kendi damak tadına göre yorumluyor. Peki Ayşe bir saniye. Ayşe şimdi ne, böyle. Ben çiğ. Bana göre değil işte, anlamıyorsun. Abi bana göre değil, neresi çiğ? Çiğ olan İşte bana yok. Çiğ geliyor bu. Ama ben daha, o zaman yanıt daha, vardır ya. Daha pişmiş seviyorum. Ama bak işte damak tadına göre. Ayşe Hanım kesinlikle 3 gündür hiçbir şeyi beğenmedi. Gerçekten öyle yani. Hatunda bir haksızlık yapıyorsunuz. Siz hayatında konuşmayız. Yani hayır, bu kadar bakın. Ama şimdi Ayşe, şöyle söyleyeyim. Şurada anormal bir durum var. Hiç kimseden çiğ yorumu gelmedi. Evet, evet. Ve bize gösterip ispat edemiyorsun. Bir şey söyleyeyim mi? Canı yürekten söylüyorum. Söylerken gerçekten çekinerek söyledim. Hiçbir biri demedi ki yani aa bu bir çiğlik. Hayır, yok, çiğ değil. Eğer ben çünkü size, çiğ değil. Ben size sadece şunu söyleyeyim. Ben bunu... Ben hayır. Adaletsizlik davranışı yapıyorsunuz. Ayşe Hanım, ben bir şey söylemek istiyorum. Belki sizin standart dışı iyicene yansın diyeceğiniz derecede bir pişme oranınız vardır. Onu o bilemem. Ayrı. O başka bakın, bir şey. Ama bu standartları uygun. Sen aşırı pişmiş uygun seversin. O başka. Ama söylüyorum. Ben ama buna çiğ demek başka bir şey. Yani. Benim için çiğ tadı geliyor. Senin için çiğ diye bir yemek eleştirisi. Bir saniye. Seninki de pişmişti. Bir saniye. Bir saniye. O zaman şöyle şimdi söyleyeyim. Şimdi bak, kanlı kanlı et yiyen var. Tartar diye bir yemek var. Evet, doğru. Şimdi asla kiminin ağzına bile sürmeyeceği, yanından geçmeyeceği yemektir. Eyvallah. Bazıları da öyle bir et yer ki kömür gibi. Aynen. Çok pişmiş. O sana göre bile aa bana göre az pişmişlerse o başka, o tartışır, o şeye yoruma açık bir şeydir. Kesinlikle. Ama bana göre çiğ diye bir yorum olmaz. O zaman şöyle söyleyelim. Eğer steak bir et olsaydı, kalın bir et olsaydı ve ortayı iyi yapmışsa sen bana göre çiğ desen onu konuşmuş anlarım ben. Dersin zaten. Ki evet bu ortayı iyi, ona göre evet, çiğ gelebilir. Aynen. Anladın mı parça aynen etlerde? Doğru. Ama şimdi böyle bir yemekte, böyle bir işlem görmüş bir yemekte çiğ diyebilmen için bunun pes pembe olması lazım. De herhalde ki pişme ne kadardı pişirdin bunu? 20 dakika yap pişirdim, 10 dakika, 5 dakikada fırınladım ondan sonra. Ki ondan bu önce bu 1,5 saat, da, 1,5 saat bekletildi. Haşladın bunu değil mi? Haşlamadım, yok yağda kızarttım onu. Bunun içi zaten kıyma, sadece içinin çiğ kalmaması yok ki. Kızartma bu değil mi? Kızarttım. Sadece kızartma, fırına falan vermedin. Okay. Ben Ayşe Hanım'a bir şey söylemek tabii istiyorum. Ki. Sadece şunu söyleyeceğim size. Siz kendi masanızı o kadar zirveye taşıdınız ki bu 3 günde neden bunu görmek isteriz gerçekten. Neden bunu eline sağlık. Bunu yapmayın. Beğendiğiniz şeyleri beğenmedim derseniz sizin gününüz geldiği zaman ona göre yorum alırsınız. Ali Bey. Hani ben sadece doğru olanı yapayım. Hemen konuşalım yani, sizin ne isterseniz evet, Ali yok, Bey. Yok ben sadece benim masam. Hemen bir görüşelim. Hemen tabii, konuşalım tabii ki. Çok müsaitim buyurun. Ali Bey ben eğer bu yemeği sevmediğim halde sevdim dersen kendime saygısızlık sevmemek yaparım. Sevmemek farklı, lezzet benim de değilsin. Tamam bir dakika. Bana göre gerçekten bunun içi bana göre evet, çiğdi. Size göre her şey çiğ zaten. Şimdi size bana göre. Size göre şurada oturmanız da çiğlik. Senin de orada oturman çiğlik ama kusura bakma. Hayır gayet de pişmiş oturuyorum. Teessüf ederim. Lütfen şeyler söyleme doğru Ayşe. Pişmiş lütfen oldum doğru gerçekten. Ne demek çiğlik orada oturman ya? Allah Allah. Biz burada yarışmasına uygun bulmuşuz yarışmacını. Getirmişiz yani. Yok bence yedek kulübesinden gelmiş. Ama sen bu söylediğinden burası söyleyemezsin. Şurası şu an Kaan Bey'in evi. Kaan Bey'in sofrasındayım ben şu an. Yemeği ben beğenmedim diyor. Çiğ diyor. Şuraya bakar mısınız? Bir tane çiğlik var mı ya? Hepsini kestirdim. Hayır birazcık kızarıklık olsun diyeceğim ki ben yapamadım. Ben yaptığıma eminim. Puan vermemiş için konuşuyor. Ya gerçekten ben artık hiçbir şey demek istemiyorum. Bu kadar düşemez ya. Yani herkes benim yemeklerimi beğendi. Benim yemeklerimi beğendikten sonra bir bahane buluyor ya. Bir şey buluyor şu anda benim için. Yazıktır ya, ayıptır yani, ayıptır. Benden rahatsızsan kapı orada, çıkıp gidebilirsin. Ben senin için niye bu masadan kalkayım ki? Bu masadan beni kaldıracak birinci çünkü kişi Zuhal Hanım'dır, ikinci kişi Kaan Bey'dir. Senin bana kalk benden demeye rahatsız, hakkın benden da yok. Rahatsız oluyorsan kalkabilirsin diyorum ben de. Ben senin şahsından rahatsız ya da beni olmuyorum. Görmeyebilirsin. Kuramadığın cümlelerden hayır, aslında rahatsız sen oluyorum. Ben, sanki senin bende şahsi bir derdin varmış gibi davranıyorsunuz şu an. Hatta kaç gündür yani, 3 gündür. Yok canım, niye öyle olsun? Ha, öyle ama Zuhal Hanım anlıyorum yani, affedersiniz hani görüyorum yani, anlayabiliyorum Allah yani. Allah Allah. Hani hep adaletsiz davranıyor, haksız davranıyor her şimdi şeye. Şimdi aslına bakarsanız Zuhal Hanım bizim sizinle değil, ben bizim diyorum çünkü beni de katmıştınız önceki yorumunuzda. Siz zaten dünkü berabersiniz. Dünkü programa da beraber istinaden vermiş söylüyorum. Hani beraber siz aranızda gayet aynen tavırlı davrandı. Aynen. Hayır alakası yok, hayır alakası gayet yok. Gayet tavırlı hissedilir bir tavırdı.
Bugün mü? Yani, ne zaman? Evet, dünden kalan bir şey miydi o bilemiyorum. Soğuk ama, mu davrandı? Evet, fazlasıyla soğuk, buz gibiydi hatta. Bugün için yani. Mi diyorsunuz? Evet, evet. Bugün. İşte buraya gelirken dünden mi? Kalan buraya gelirken mi? Evet. Öyle olmak zorunda. Sonuçta biz bir rakibiz. Ben sizinle mıç mıç olamam dışarıda. Bunu beklemiyoruz haksız zaten. Haksız haksız. Hayır, mıç mıç olamayız. Ben bizim rakibimiz zaten beklemiyoruz. Sen nasıl rakip bölümüne kendini alabiliyorsun anlamıyorum. O zaman ne işin var benim burada? O zaman ne işin var benim? Allah aşkına senin sofrayı görmek istiyorum ben. Senin sofranı gerçekten yalamak istiyorum yani, silik sürmek istiyorum. Aç, nasıl yani? Ben zaten her zaman açım. Aç gel. O ben hep açım zaten. Yalamak istiyorum ne demek? Tamam. Ne istiyorum ne demek? Her şeyi sürmek istiyorum. Sürmek istiyorum dedim yani. Bana diyor ki bu çiğ. İnsanlar ilk defa yemek yedi, et yedi burada ya. Olabilir tabii, insanız. Bir takım ihtiyaçlarımız var. Hepimizin Allah herkesi yarım yaratmış, diğer yarımızı bulalım diye değil mi? Bakın ki şu hayatta ruh eşimizi, bakın ki mutluluk. Hiç uzakta aramaya gerek yok. Burada dibindeymiş. Bizim için mutluluk aynı zamanda Gürbüz'ü. İnşallah buradan hayırlısıyla ev verip göndermek. Kısmet bak. Sen ne hiç Aysel abla mıydı? Büyük sevap işlediniz. Şey, Aynur teyze. Aynur teyzeni hiç yorma. Bu evet, iş bitmiş. Kesinlikle aynen öyle. Hayırlara vesile olsun. Uzun süredir de yalnızlık varmış. Bence iyi bir hayat arkadaşı buldun İnşallah. Kendine. İnşallah hayırlısıysa. Neye niyet neye kısmet. Tabii bu işler hep kader kısmet. Değil mi? Oğlumuz helalinden yani demiş süt emmiş. Aşk mı para mı dedik, ben aşkı kazandım sanırım. Ha ne güzel değil mi? Evet. Yarışmada kaybedecek belki ama bilemeyiz daha da bilemeyiz. Belki birisi de eksik menü çıkaracak. Atıyorum Allah korusun 1-1-1-1 olacak. Baştan kabul etti zaten. Kesinlikle ben yenilgiyi. Nedir? Ayşe Hanım zaten hani o ondan büyük bir performans bekliyorum ve gerçekten hep izleyeceğim yani yaptığı i̇ddialı her şeyi konuştu. İzleyeceğim. İddialı evet çok iddialı konuştu. Ve iddialı bir masa bekliyorum kendisinden. Masadaki peçeteden çiçeğinden suluğun hani her şeyine kadar bekliyorum yani bunu. Diyorsun. Kesinlikle bekliyorum. Peçetesindeki lekesine kadar bakacağım. Suplasına kadar bakacağım. Ayşe Hanım ben bu yarışmayı uzun zamandır izliyorum. Kimse hak gerek birinci olmadı, haberiniz olsun. Bütün Instagram sizden konuşacak. Olmuş yemekleri olmamış dediğiniz için linç yiyeceksiniz, haberiniz ama olsun. Ama ismi şöyle olacak. Adaletsiz ve haksız bir yarışma olarak kalacak. Evet. Çünkü güzel yemekleri haksızlık yapıyor. Sırf hani fesatlığından puan bak. O muhteşem ciğerine ve doğranmamış biberlerine puan vermediğim için affet beni. Vallahi sen kendi adaletsizliğindendir belki de bilmiyorum. Gerçi Ali Bey de kızgınım o konuda. Hani en azından insan bir puan da olsa verirdi yani. Evet, sonuçta bir emek var yani. Ortada. Yani evet, şöyle söyleyeyim ben size. Vardı. Gerçekten bir puan verebilecek bir masa değildi. Hayır masa öyle bir şey. Masa düzeni yoktu. Yemekten zaten sinirli ciğer getirdiniz. Sinir var. Ağzımda sakız gibi ben ciğer çiğnedim burada ya. Hiç ben ciğer çiğnemedim. Allah aşkına yapmayın Melek Hanım. Siz keşke Yemekteyiz programına değil de gidip de bir izdivaç gerçi kalmadı. Yok ki. Ben anlamadım ya. Keşke olsaydı Zuhal Hanım. Eskiden güzeldi yani. Siz olursa gideceğim. Ali Bey gönderdi beni diyeceğim. Dün benim masamda eksiğim yoktu, yanığım yoktu. Evet, hani evet, eksik menüden hani tuzum hani belki tamam tuz az olmuş olabilir. Şimdi ama Melek Hanım bunun açıklamasını zaten yaptık. Bak yine hayır, söylüyorum. Ama burada ben benim buna 3 puan ben vermem gece yok. Başkalarının başkalarının şöyle söyleyeyim bak, söylüyorum. Uyuyamadım. Kinefeciye gittiği için değil bu sefer gerçekten evet. Uyuyor hani üzüldüm uyuyamadım. İnşallah kinefeciye gitmemişsinizdir ya da işte bilmiyorum. 2 gün üst üste kinefe yemem. En yakın takipçisizsiniz bakabilirsiniz. Yok en yakın takipçiniz ben değilim. Ben sizi takip etmiyorum. Sadece açık olduğu için sizin şeyiniz. Benim sayfam her zaman açık. Çünkü neden? Yani ben yarışmacılarıma başta da söyledim. Rakibimi incelerim, bakarım, yanlışlarını normal, kontrol ederim. Olabilir. Yani bu olur. Sizin benim yanlışlarınız benim fotoğraflarım ya da künefeciye gitmem bakın, mi? Siz benim kadar özen göstermediğiniz için Yemekteyiz programına da yani belki bakmamış olabilirsiniz. Ben sizin yanlışlarınızı söylemeyeceksem kabul neden etmiyorum. Burada oturuyorum? Yanlış mı? Kabul etmiyorum. Ama şimdi o programa dair kabul bir şey etmiyorum. Değil. Yani hayır. İsteyen şimdi bakar, yapamadığı isteyen yemek. Yani yemeklerini yapamadığını söylüyorum. Yani siz yemeklerinizi yapamadınız. Nasıl hiçbiri güzel ya, değildi, lezzetli değildi. Hayır, kabul edin artık. Yanlış konuştum. Kabul etmiyorum. Kabul etmiyorum. Siz benim yemeğimi yemezsiniz. Kabul etmiyorum. Sizinkini asla kabul etmiyorum. Ya o sinirli ciğerleri yemedik diye bizi suçlayamazsınız. Kesinlikle suçlayamazsınız. Hak ettiğinden fazlasını ben verdiğimi puan ben tekrar verdiysem, söylüyorum. Zuhal Hanım da açıklama yaptı. Diskalifiye evet, kadar gider dedi. Sonuçta sadece kasıtlı ben verildiyse, bilinçli sadece verildiyse ben değilmişim ki zaten herkes beğenmediği için maalesef benim 3 puanım kabul edildi. Ama siz yani bana 3 puan veremezsiniz. Bu şekilde düşünün. Benim masamda, benim yani nasıl veremem? Allah Allah ben istediğim puanı veririm size Melek Hanım ya. Siz buraya şova gelmişsiniz zaten. Ben sizin gibi şov yapmıyorum ben ya da Ayşe Hanım'ın şov belli yapmıyorum. Belli oluyor.
Evet. Ana yemeğimiz neydi Kaan? Seni unutmadık. Pirzola dedi. Ana yemeğimiz kremalı beyendi yatağında. Kremalı beyendi yatağında. Tereyağında pirzola. Tereyağında pirzola. Yanında ne vardı? Eşit. Yanında peynirli yeşil salatamız var. Onlar da hazırdı zaten. Dolaptaydı. Onları da hemen sosluya getiriyorum. Evet gördüm. Bak şu salata çok şey kazandırır size. Bir, eksik menüye girmez. Unutuyorsunuz. Ama tabii dolaba koyup orada unutmak da var. Allah'tan hatırlamış. İki, servisler gecikiyor. Eksik süre olduğu zaman yine eksik menüye giriyor. Yani aşıldığı zaman 10 dakika. Sonra eller ayakları dolaşıyor. Eksik malzeme koyuyor. Hız geç kalınca ne oluyor? Salatanın özel mesela malzemesini koyması gerektiği yerde vakitsizlikten koyamıyor. Çala kalem ya da tam harmanlayamıyor vakit kalmadığı için. Ya çok tuzlu geliyor ya az soslu geliyor falan fıstık. Yani şu salataları gerçekten de özellikle de ya da soğuk ara yemekleriniz, başlangıçlarınız varsa önceden yapıp dolaba koymak. Tabii koyulabilecek şeyler var, koyulamayacak evet, şeyler ben var. Ben koymuştum. Ya iyi yapmışsın. Hı-hı. Hem ben vakit kazandırır size. Mesela geçen de bir yarışmacı çeri domatesleri içine katmış yanlışlıkla. Üzerine koyacakmışsınız. Aldı evine lap diye daldırdı evet, ucuyla. Ya böyle bir şey olamaz. Evet. Oldu. Salatayı hazırlıyorum Zoran Hanım. Salatayı hazırlıyorum. Zoran Bey. Yıkadım evet. Ellerimi dedi ama gördüm ki yıkamamış. Bak takıldım oraya ben. Evet haklısınız. Takıldım aynen. Yani haklıyız da. Haklısınız. Teşekkürler. Afiyet olsun. Bu ne yatağıydı? Beğendi yatağı. Yataklı yemekler yiyoruz ya onu demek istiyorum. Hani... Ha dün balık, pardon evvelsi gün balık ne yatağım dedi. Zeytinyağı limon yatağı. Hep neden yatak bu yatak merak ettim onu merak ettim. Ama bunda bir yatak var altında farkındaysanız. Onu evet, merak ettim. Evet var. Ali Bey'in yağsı ve limonu yoktu doğru. Yok benim yatağım yoktu. Vardı. Zeytinyağı ve limon vardı balıkta. Yatak yoktu altında. Evet. Zeytinyağı yatağında demiştim ya onu bile takip etmemişsiniz Melek Hanım. Elin korkmuş galiba tuz atmaya. Kaan. Bizim müşterilerimiz yaş ortalaması birazcık yüksek olduğu için ben tuzsuz yapıyorum tansiyonları var diye. Burada ondan birazcık az olmuş olabilir kusura bakmayın. Hiç böyle bir argümanla geleceğin aklıma gelmezdi. Çok mantıklı. Alışkanlık. Niye sizin neden müşteri 65 artı mı plus mı? 50 artı diyelim. 50. Ha onda şimdi anladım. Okey okey anladım. Hı, kremalı tamam. Değil mi? Evet. Evet. Elin alışmış ondan diyorsun. Evet. Ama tabii ki şey değil ama tabii yemeğin de tadı tuzu deriz o ayrı tabii. Bunda yağ ve limon var mı acaba? Evet. Yiyebilirsiniz hazır salata. Tuz? Tuz da ekebilirsiniz istersen. Yağ, limon, tuzu ben attım ama yeterli gelmiyor genelde size. İstediğiniz gibi afiyet, bal şeker olsun. Aa, domatesler kabuklu. Çeri domates olduğu için de kabukları onların alınmaz. Ben domates kabuğundan korkuyorum da pansi yapışıyor ya. Yok. Siz karabiberden korkuyorsunuz, kırmızı biberden korkuyorsunuz. Domatesten korkuyorsunuz. Domatesten korkuyorsunuz. Siz neyden yapışır, neyime yapışır dedi. Apandisine yapışıyor. Apandisine mi? İlk defa böyle bir şey duyuyorum. Bunu doktor söylemiştir kesin değil mi? O aynı doktor olmasın. Aynı doktor olmasın. Rapor verdi mi size doktor? Ya bir anlatın da dinleyelim. Dur bir yemek yedi. Bırakın domates. Ya. Eyvah yapış. Apandisine gitti. Kör bağırsak ucu. Eyvah. Ay ne oldu? Ben konuşabiliyorum. Yok bir şey olmadı evet. Sen öyle dedin ya. Sizi dinliyorum. Korktum. Korkma korkma. Bırak kadının niye bu kadar üstüne gidiyorsun? Yok hayır üstüne gitmiyorum sadece merak ediyorum. Yok benim karabibere, kırmızı bibere, pankreasıma, oraya, dalağıma, yüreğime her yerine getiriyor. Böbreğe diyor. Bu sabah. Bardağı da getiriyor. Bir bardağı şey da içti zaten. Benim aslında şunu var. Benim gerçekten size ve Ayşe Hanım'a alerjim varmış bunu anladım. Ya siz bana var, ona var, oraya var. Sizin herkese alerjiniz var. İkinize alerjim var. Kesinlikle ikinize alerjim var. Ne oldu demin oraya gösterdiniz. Sizin herkese alerjim var. Demin oraya gösterdiniz. Size de şu an alerjim var. Bak şu an size de var. Bak bende panik atak var. Anksiyete de var. Kaygı bozukluğu var. Öfke kontrolüm yok. Evet. Hani panik atağım olduğu için acaba domatesin kabuğu bende panik yapar mı diye korkuyorum. Anladım. Panik oluyorsunuz. Bir evet, anda böyle korkuyorum. Domates. Hiç öyle bir endişem benim domates kabuğundan kaynaklı bir endişem yok. Ondan ölür müyüm? Ondan hastaneye kaldırılır mıyım? Ay başıma bir şey gelir mi gibi kuruntularım yok. Bu Melek Hanım'a ait bir kuruntu. Onun için dışarıya çıkmak bile bence risk.
Bence evinde kalsaydı. Keşke bu yarışmaya da katılmasaydı kendisi. Domates kabuğu bir insanın apantisine yapışır mı? Eğer konu melekse her yerine yapışabilir. O yüzden bir şey söyleyemiyorum artık. Yemekteyiz programına. Her şöyle seferinde siz katılmasanız da gelin. Neden biliyor musunuz? Bardak alışkanlığınızı atlattınız. Hadi bakalım. Ben şimdi onu söylüyorum. Belki domates korkunu da yenersin, evet, karabiber. Evet, karabiber. Benim böyle sağ kolumda hafif bir uyuşma geldi. Bu normal mi? Çünkü onun öyle bir takıntısı yok. Şuradan onun bir şey nereden biliyorsun? Onun tek gündeme gelmekti. Vallahi ben senin gibi gündeme gelmeye çalışmıyorum. Bak, arkadaşlar gündeme lütfen. Gündeme gelmeye çalışsaydım bambaşka bir şey olurdu. Gibi. Neyi kaldıracağım? Bu da diyor ki kaldırıyorum. Neyi kaldıracağım? Ben yorum yapmadık oğlum. Özür dilerim. O kadar kaos var ki ben yemeklerime konsantre olamadım. Henüz değil. Kaldırma sırası gelmedi henüz. Önce bir yorumlarımızı yapalım ana yemek tabaklarımız, evet, önümüzdeyken. Evet, seni dinleyelim önce. Pınar'cığım, seni, evet, dinleyelim ana yemekle ilgili. Yani ana yemekteki et birazcık tuzsuz ama alttaki yatak onu dengelemiş bence. Tuzu iyi mi patlıcan diyorsun? O tuzlu. Diyorsun. Yani bana göre tuzlu geldi. Ha. Ama ikisi birlikte yendiğindeki öyle aldım ben. Ayrı ayrı hepsini ayrı ayrı denedim. Hı-hı. Hepsinin lezzetini alabilmek için. Et biraz bir tık yani tuzsuz ama patlıcanın tuzu bir tık da fazla, o dengelemiş. Mantarlar da güzel sote olmuş. Ben beğendim açıkçası. Salata? Teşekkür ederim. Salata da güzel, lezzetli, sosu da yerinde. Olsun. Görüntüsü de gayet iyi, hepsi diri duruyor. Ben beğendim. Peki, Ayşe? Elinize sağlık. Tuzsuzdu ama çok lezzetliydi. Ben çok beğendim gerçekten. Afiyet olsun. Salatayı sevmedim. Aynen. Çünkü zeytinyağın çok ağır kokuyor bence. Ben bu kadar ağır kokulu zeytinyağlarını sevmiyorum. Senin kendi zeytinyağını buradan mı kullandın? Buradan kullandım. Ben çok da şimdi kullandım ama yani çok da azıcık koydum. Çok ağır gelmedi bana. Ben zeytinyağının o kokusunu sevmiyorum. Olabilir. Ayşe Hanım'ın öyle şeyleri var ya. Yok, hayır hayır. Şey ben evimde güzel bir şey beğenmeyeceksin. Ayçi yağıyla belki yapıyordur zeytinyağı salatayı. Hayır, saf zeytinyağı kullanıyorum ben de ama işte bu... Saf zeytinyağı daha da çok kokar. Buraya ben, ben hayır, kendi günümde getireceğim kendi yağımı zaten. Ama bu ağır kokuyor. Afiyet olsun. Yok, yorumladığınız için yorumladım. Son hasat, taş baskı falan fark ediyor herhalde. Soğuk sıkım. Ama gerçekten ağır kokuyor bu. Kendi köyümden. Evet, peki. Sen neyi beğendin, neyi beğenmedin Ali? Vallahi ben eti de beğendim. Patlıcanı, kremalısı, her şeyi dört dörtlük bir tabaktı. Vallahi çok güzel olmuş. Evet. Eline sağlık. Evet. Salata? Her şey yerinde olmuş. Salatayı birazcık tuzlu buldum. Peynir ya da peynirden dolayı olabilir. Ona bir şey demiyorum ama genel anlamda etiyle patlıcanı güzeldi. Güzel diyorsun. Sen ne diyorsun? Ben gerçekten kendi günümden sonra doyduğumu hissettim. Elinize sağlık. Afiyet. Teşekkür ederim. Gerçekten çok beğendim. Çok lezzetli olmuş. Kendi gününüzde doydunuz değil mi? Doydum tabii. Doydunuz ki. Kendi yemeğimi. Evet. Evet, kendi yemeğimi kendi yedim. Tuzlu avuç taratoru öyle bir gömdünüz ki valla. Bir şey diyeyim mi? O kadar çok büyük şey kaçırdın ki onu yememekle var ya. Daha ne kaçıracağım? Bende tansiyon var. O zaten belli, kırmızı oldunuz gene. Aynen. Salata da gerçekten çok güzel. Elinize sağlık. Yağ hiçbir şekilde kokmuyor. Yağ muhteşem, muazzam olmuş içinde. Bir tek peynir tuzu o kadar. Teşekkür. Bana elinize sağlık. Bana söylediğin o kadar belli ki ama bu benim ilgi alanıma giriyor mu? Gerçekten girmiyor. Pardon. Ne alaka yani? Yağ bile bir kulp bulabildiniz yani. Buna şaşırıyorum yani. İlla buna, bir şey bulacaksınız. Buna damak tadı sakin diyorlar. Sakin duramıyorsunuz. Böyle sakin duramıyorsunuz. Bir şey böyle bir laf sokmadan duramıyorsunuz. Damak tadı diyorlar. Sizin damak tadınız yok bence. Burada 10 kişi beğendi, bir kişi beğenmedi. O sizin fikriniz. Her şeyi olduğu gibi yaptım. Herkes de beğendi. Kulp bulmak için kulpluyor zaten. Bir tane, iki tane her şey puan kırmak için kırıyor. 4 kişinin beğendiğini, bizi aradım bile çok beğendi diyor. O bir şeyler demeye çalışıyor ama hiç fark etmez. Haftanın kazananı benim. Valla 10 kişinin fikri aynı, kusura bakmayın. Kusura bakmayın, 10 kişinin fikri, şey 10 kişiyle aynı fikre sahibim. Bakın Ali Bey de üzerine tuz döktü. Tuz döktükten sonra çok lezzetli dedi. Aynı doğru. Şey, aynen. Aynı vallahi şeyi şey ben de yaptım. Gerçekten çok lezzetli bir üründü. Ben nasıl gelip de patlıcan ne kadar güzel köz kokusu geliyordu gerçekten. Bravo. Etlerin de sen bir o kadar, tamam tekrar ediyorum ama Zühal Hanım uyardığı için söylemiyorum. Bana göre az pişmişti. Ben çok pişmiş ya, tabii canım, o ama, başka, o başka bir şey. Ama lezzeti yerindeydi. Ben gelip bu tabağı lezzetsiz dersem haksızlık yaparım. Bravo. Sizin anlamadığınız bu işte. Ama az önce yaptınız. Az evvel az güzel önce, değil, hayır, mecbur muyum? Bak söylemedim. Pişmiş, o kadar pişmiş, üstüme geldiniz diyorsunuz. Bunu yapamazsınız. Bir dakika. Haksızlık yapamazsınız o kadar burada. Üstüme geldiniz ki. Ben sizin üstünüze geldim. Yufkaları. Gerçekten pes onun... diyorum yani. Siz beni dün gömdünüz. Ben sizin üstünüze nasıl geleceğim ya? Siz beni dün neler yaptınız? Ama Zühal Hanım dün yaptılar. Devam ediyoruz. Yok yok. Afiyet olsun. Bap 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 hep konuşuyorlar. Ama herkese konuşuyorlar. Herkese eleştiriyorlar. Yani hiç konuşmayalım mı?
Sizin ismi konuşma, nedir? Konuşma şeyi siz sürekli konuşun ama biz sessiz kalalım. Ben sizinle konuşmaya güzeldi. İlk defa bugün konuştum. Harit ettim kendime zaten. Fazladan bir şeyler bilmiyorsunuz. Ben uyarıyorum zaten. Böyle şu söylemeyin. Yani kaldı yapmayın. Ki dün de aynı şekildeydiniz. Hiç susmak bilmediniz. Gayet sakindim gerçekten. Siz de sakin. Evet, kendi günümde gayet melek gibiydim. Adımı taşıdım resmen. Ben melek gibiydim. Ben bir şey söyleyeyim mi? Az önce saydığınız rahatsızlıklar şimdi bir dayanağı oldu dünkü hareketlerinizde. İkide bir bana aynı şeyi söyleyemezsiniz. Hayır ama siz saydınız. Ben demiyorum. İkide bir aynı şeyi söyleyemezsiniz. Sen dedin ya şimdi öfke kontrolümü. Ama hayır zaten. Valla kampanyada sinirli olamam. Yani şimdi hastalık deyince akan sular dur Allah herkesin şifası. Sen nasıl genç yaşında tansiyon hastası oldun? Yüksek tansiyon. Yani yok çok fazla yok aslında ama bazen böyle çok aç kaldığım zamanlarda tansiyonum düşüyor. Ama o normal. Normal. Tansiyon yani, hastasıyım deyince yani, tövbe ya işte ben de dedim ki hipertansiyon mu var? Ha, yok birazcık da sinirli ama doydunuz olur. Bugün herhalde. Yani yok doydum, zaten. Doydum ben doydum. Yani doydum derken etle patlıcanı yedim. Aynen ama güzeldi. Ben evet. Güzel bak mesela bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu yemeği yapıyorlar ve çok yapıldı böyle. Yanına bir pilav, bir patates, bir sebze illa bak ne gerek var? Bak bir beğendi var. Zaten kremalı zaten. Tamamlayıcısı yani. O zaten gayet de güzel. Yeter olmuş. Mesela güzel dengelemiş. Bana da yeterli geldi pilav hiç ekstra aratmadan. Mesela pilav niye pilav koydun diyorum çeşit olsun diyor. Aslında Kaan Bey meyhane pilavını güzel yapardı diye düşünüyorum. Çok da güzel yaparım ama çok ağır olur. Zaten beğendiği krema var. Bravo, bir de pirzola. Şimdi bonfile yapsam mesela belki ama tabağın yağı tabağı doldurmuşsunuz zaten. Tabağı zaten. Tabağı, hani mantar koydum, biberiye koydum. Ağzı çeşit yapmak, tabağı tıka basa yoldan geçeni almışlar gibi bir şeylerle doldurmak evet. Marifet değil ki. Kesinlikle. Başarı o değil ki. Yani dengeli bir tabak olması, yeterince karbonhidratı, efendim proteini, vırtı zırtı, sebzesi varsa tamamdır. Yani artık daha da zorlama. Ama bazen böyle orasına şey, burasına bir şey. Yani tüm tuşlara basmak niye? Hiç gerek yok yani. Şimdi burada tamam, krema ile beğendi, gayet güzel. Güzel yapmışsın, eline sağlık. Biraz tuzsuzluğu var. Evet. Onun dışında bir sıkıntı yoktu yani. Tatlın neydi? Şambali. Hemen gösteriyorum. Ha şambali, evet. Şam tatlısı değil mi? Şimdi şöyle. Şambali. Şambali. Hazır tatlılara inat. Kendimin yaptığı bir tatlı. Oo. Şimdi size servis edeceğim kaymakla birlikte. Hadi bakalım. Manda kaymağı mı? İkisi beraber. Manda çok ağır olur diye. İnekle manda karışık. Ha karışık. Bir şey söylemek istiyorum. Söyle. Çok sevaba girdiniz bu programla. Neden diyeceksiniz? Öyle mi? Evde kalmış bir kadına mi demek istiyorsunuz herhalde bilmiyorum. Öyle ben öyle demeyecektim. Siz öyle dediniz. Ha ben daha o sizin kendi rahat tabii ki söyledim. Tasarrufunuz. Ben daha öncelikle bardak fobiniz yenildi. Yenildi. Dönüp hayırlara vesile oldu. Ne güzel ne bu elbise. Bayraktan bardak çünkü gerçekten baktım inceledim tertemizdi. Bir leke bile yoktu bardak. Yani? Baktım ama silmediniz önce. Bile peçete var orada. Hani ama siz gittiğiniz yerlerde bardağınızı siliyordunuz. Bardak tertemizdi. Ya Allah aşkına. Bardak tertemizdi. Bir leke bile yoktu bardakta. Bir insanın. Bir leke bile yoktu. Melek Hanım konuşun. Bugün çatalımı kaşığımı sildim. Tamam bardağınızı niye silmediniz? Çünkü bardak tertemizdi. Tamam olsun siz dediniz ki bu masaya ilk oturduğumuz gün. Ben silmek istemedim çünkü bardak tertemizdi. Kaan Bey'e saksızlık yapmak istemedim. Bardak tertemizdi. Ben de bardağı temizdi. Sizin getirmiş olduğunuz bardak yasen temizdi evet ama sıkıntı şurada ilk günden bugüne kadar olan bütün bardaklar zaten sizin bardağınızdan temizdi. Aynen öyle. Hayır. Ayşe Hanım benim bardağımda bir problem gördünüz mü? Kesinlikle hayır. Masanızı da çok beğenmiş. Şimdi teşekkür bu bardağa ederim. Haksızlık yapmayayım diyorsunuz ama diğer masalara haksızlık yapıyorsunuz. Diğer masalar işte. Yok ya bir tek, sizin gibi. Bir tek Ali Bey'in masası. Sizin gibi demeyin. Yani sen. Öyle ama kabul edelim. Değil, bence ben kabul etmiyorum. Edin. Yok. Bence kabul edin. Ben bak, lezzetsiz buldum sizin 4 değil de 5 verseydiniz ben sizle hiçbir şekilde hiçbir şey söylemezdim. Yok, ama 4'lük bir masa değildi. Ben hakkaniyetli bir insanımdır. Yapana yaptı derim. Bravo. Kaan Bey'e de söylüyorum. Yaptığı şeylere de yaptı diyorum. Hiç kimsenin hakkını yemem. Ben bunu ilk günden beri söylüyorum. Benim hakkımı yedin ama. Sizde hak diye bir şey yoktu Melek Hanım. Siz ben konuşmayayım konuşmayayım diyorum. Beş vermişken siz bana bir verdiniz. Ben konuşmayayım konuşmayayım diyorum. Gerçekten beni sizin üstünüze çekiyorsunuz. Yani. Ben söylüyorum size her bakın. Her zaman çekici olun peçete. Tamam siz gürbüzü çekin kendinize. Oğlum ben de. Peçeteyi alıp bardağınızı silmediyseniz. Bu sağ tarafta. Ama bardak tertemizdi. Benim de bardağım tertemizdi. Vallahi bilmiyorum. Sizin bana zekeliydi. Sizin zekeli miydi? Bir kere sizin bıçağınız küflüydü Ali Bey. Şu an bıçağı konuşmuyoruz. Şu an bardaktayız. Sizin her şeyiniz küflüydü. Siz bardak, her şey küflü değildi. O bıçak. O bıçakta sadece bir leke olabilir bu insani yani bu insanlık. Leke değil ki direkt ya ben böreğime küf geldi. Sizin yaptığınız yemekleri gördük. Bakın siz kendinize çalışıyorsunuz. Böreğine küf gelirse böbreğinden taş dökebilir değil mi doktor? Evet. Evet Zuhal Hanım gerçekten dökebilirim. Şu an Zuhal Hanım bana söyledi ve doğru aman söyledi. Aman demeyin öyle şeyler Zuhal Hanım zaten çok Allah hazır. Hanımefendi. Biraz vesveselisin herhalde. Evet. Kondurmaya. Evet. Yani şimdi tabii ki bazen de insan da hakikaten bizleri de
korkutuyorlar. Yıllardır bildiğimiz, yaptığımız şeyler bir anda tam tersi açıklamalarda, beyanlarda bulunuyor uzmanlar, doktor. Allah Allah diyoruz şimdi. Hangisine hani öyle inanalım, değildi. Hangisine İnsanın da kafası inanalım, bir karışıyor. Evet. Bir de doktor söyleyince ister istemez tabii olabilir. İnsan korkuyoruz bazen, biz de nereden ne çıkacağını bilemiyor aynen, insan. Tabii ki tedbirli davranmak lazım ama gerisini de Allah'a bırakmak lazım. Yani ya, o kadar da her öyle, şey kılı kırk yararak hayat geçmez öyle, şekerim yani. Kıllanmaya kalksak, korkmaya kalksak evden dışarı çıkamayız yani. Kesinlikle. Kader birazcık da şurada ne yazıldıysa olacak. Biz tedbirimizi alalım. Ne derler? Tedbir bizden, takdir Allah'tan. Yani gerekeni zaten Allah akıl vermiş, fikir vermiş. Sen diyor tedbirini al. Bir rahatsızlığın vardır. Tabii üstüne ki yani düşersin. O başka tabii, bir şey ama birazcık bu kendini biraz telkin servis edeceksin artık. Kaan Bey sizi bekliyoruz ama. Kaç dakika oldu kızlar? 5 dakika olmamıştır daha bence ama bir bakalım. Daha 5. dakikadayız. Daha 5. dakikada. Abartmayalım, oralardan uzun, bir şey bulmaya çok çalışmayalım. Geldi, çok uzun geldi sizin yokluğunuz. Aynen, ben senin yokluğun. Zaten bekledi de diyecek. Her şeyi hızlı getirdi zaten adam. Evet, o yüzden bu birazcık yavaş gibi kalınca. Ondan. Çünkü her şey hazırdı, ne başlangıçta peki, ne salatada. Beklemedik ya tak tak tak. Şimdi evet, alıştığımız için belki de. Bir an böyle boş kaldık. Normal 5 yıldız alışınca tabii. Sen git o tarafa çın sıkıldıysan. Ah yürü bizim. Beni ne hale sokun bak burada. Ah Gürbüz ah. Kimlerin eline bıraktın beni? Ya Gürbüz kimlerin eline bıraktın? Sizin mutfak kısmını özellikle izleyeceğim. Ne yaşadıysanız orada? Nuhal Hanım bize soru nevi söyleyelim. Evet tatlılarımız da geliyor. Teşekkürler. Afiyet olsun. Neydi Trump, neydi şambayı şambayı. Oh bakmadan menüye gelmiş oturmuş masaya. Belki espri yaptın. Nereden biliyorsunuz? Neyi espri olarak belki değil. Şimdi bu Ayşe Hanım espri miydi bu? Evet espri yaptım yani direkt söyledim. Şambayla olduğunu biliyorum şu an ama espri yaptım. He tamam o zaman. Kendisi beni zaten duymuyor. Bunu siz kendiniz yaptınız değil mi hamuruna kadar? Tabii ki. Sadece çıtır mantıdaki yufka mazırdı. Geri kalan her şey benim benimdik. Elinize sağlık. Niye güldünüz siz birbirinize bakıp bakayım ne oluyor orada? Hamur diyor. Yani hani bunu söyleyebilmek için. İnsan ne bileyim biraz kendi yok bir şey yok bir şey sen şambal niye tabii göz önünden geçirir hay anlamadım niye göz önünden geçireceğim yapmış olduğum tatlıyı mı çok da güzel tatlı yaptım bak bunun gibi oh maşallah ağzın küçük ama maşallah güzel yiyorsun aman helal eyvah pankreasınız ama gitti böbreğinize mi gitti her şey bir yere gidiyor. Şimdi dalağını, böbreğini... Ya öyle ya hani... Katmayalım işin içine. Evet. Evet biz o sırada boğulmayan bir yarışmacım varsa ondan yorum almak istiyorum. Evet Ali seninle başlayalım şambali yorumuna. Vallahi birazcık sanki bana böyle içi pişmemiş gibi geldi. Bilmiyorum hani başka arkadaşların da yorumlarını dinleyeceğiz. Yani çok hafif bir çiğlik var tatlısında. Ama beğendiğim yerleri söylüyorum. Bunun içinde birazcık çiğlik tatlı. Geldi diyorsun Pınar. Tatlılık oranı güzel, şerbet oranı güzel. Evet. Yani ona söyleyecek lafım yok. Melek Hanım'ın tatlısını aratmadı bana. Yani onu hatırlattı çünkü kum gibi dağılıyor işin gerçeği. Şambali'nin böyle kurabiye gibi ancak dağılıyor işte olması birazcık sanki bana... Ancak daha önce şambali yaptınız mı? Yapmadım ama yedim. 24 saat dinlenmesi gerekiyor hamurun. Ondan belki sonra yaptıktan sonra 12 saat. Ne yapalım gelip yarım mı yiyelim? Yani ben de... Keşke tercih. Bunu göz önüne çocuklar çıkıyoruz. Bu tatlı 24 saat. Lütfen. Bu hataya nasıl mahvettiniz ya? Seninle hiç alakası yok. Tamamen hata bizim. Bizim yarın gelip bu tatlı yememiz lazımdı. Yani o zaman ona göre bir seçim yapacaktınız. Her ne olursa. Ya ben hazır bir ürün kullanmak istemediğim için. Hayır o ayrı da. Kullanmadım. Hazır ya da ama bu neticeyi değiştirmiyor. Birazcık evet, beklemediği için kek kıvamında olmuş. Ha. Farkındayım yani. Ha, farkında mısın? Ama İyi, oluşuna da katılıyorum ayrıca. Yani evet, Melek ne? Var. Ben yok kendini eleştirmesi de güzel. Tabii ki. O zaman şu an birazcık evet, mutlu oldum. Niye mutlu oldum? Demek ki Kaan Bey'e kadar güzel tatlı yapmışım. Aferin. Elinize sağlık. Bu güzel mi? Ben şerbetini çok beğendim. Ha? Afiyet şerbetin olsun. Kıvamı ama çok güzel. Evet, şerbet evet, 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 zaten gerçekten. Ama sizin yüzlerine benziyor diye. Ben de onundan ben bahsettim. Şerbeti kaçırdım o zaman. Ben şerbeti onu kaçırdım o zaman. Sizin gibi direkt üstüne boca etmemiştir. Üstüne boca etmedim zaten soğuttunuz ben. Soğuttunuz değil mi? Yavaş yok, yavaş dökere koydum. Yok, da sorduk öyle yaptı. Hayır, boca etmek ayrı, yavaş yavaş koymak ayrı. Sizin de ne dediğiniz belli değil Melek Hanım. Evet, Ayşe. Şerbetin oranı gerçekten tam benlik. En sevdiğim böyle çok keskin tatlı yok.
Ama dedikleri gibi içi gerçekten bana da şey geldi böyle, kekimsi gibi geldi böyle. Evet, kekimsi. Aynen. Birazcık daha durabilirmiş ya da biraz difizdeydi, demin erken çıkardım. Biraz daha belki yoğunlaştı, biraz katı olsaydım. Şimdi Kaan Bey, siz hani bir gün sonrasına beklerse daha iyi olurdu diyorsunuz. Bütün ya. Bütün tatlılar aslında hemen hemen öyledir. Aynen. Yani. Aynen öyle. Bunları biraz göz önünde bulundurmak lazım. Ben de hani bu tarz bir tatlı tercih etmiştim. Annemin kulakları çınlasın, bana dedi ki evden yap götür. Ha yani tabii ona göre seçim yapmak öyle lazım. Ama aynen. Seni temin ederim, buradaki problem sadece zamandan dolayı değil. Başka hatalar var, başka sıkıntılar var. Şambali tatlısı güzel bir tatlıdır ama güzel yapılırsa. Şimdi ben tatlıyı böyle bir hevesle bekledim ilk önce. Ama baktım arası bayağı bir hamur kalmıştı. Zaten çatalı batırır batırmaz kum gibi dağıldı açıkçası. Hamur kalmasıyla o dağılması bir ters orant aslında. Hiç birbirine de bağdaşmıyor. Tutmuyordu tatlı, sanki özdeşleşmemiş gibiydi. Ben beğenmedim açıkçası tatlıyı. Şambali'nin şerbetini çok beğendim. Ama biraz hamurdu, dağılıyordu. Ama lezzeti güzeldi. Kaymak eşliğinde şambali kaymak çok lezzetliydi. Sadece onu diyebileceğim. Şambali ile ilgili gerçekten fikir yürütemiyorum. Çünkü şerbet oranı güzeldi. Benim sevdiğim tarzdaydı şerbet oranı. Ama içi kek gibiydi. Hani böyle tatlı bana hissettirmedi. Kek. Kekin üzerine şerbet dökmüşsün, yiyormuşsun gibi. Hoş almadım yani. Kaymak eşliğinde şambalinin de zaten orada da açıklamasını yaptım. İçi çiğ kalmış. Benim gibi bütün yarışmacılar da ona zaten yorumunu yaptılar. Kimse beğenmedi, ben de beğenmedim. Yani güzel şambaliler de yedelim. Yedik, şimdi haksızlık olmasın yarışmacılar. Onlar da aynı sürede yaptılar. Burada bir sıkıntı var, onu da artık yarın konuşuruz. Ama artık ne yapmak gerekiyor? Açık oylamaya geçmek gerekiyor. Buyursun efendim, gelsin puanlar. En az 9 bekliyorum. Çünkü tatlım beğenmediler, bir puan kırarlar, sonradan kırarlar. Ayşe Hanım da belki 7 verir ama daha düşük bir puan kabul edemem. Eğer Ayşe Hanım benim puanım düşük olsun diye bana düşük bir puan verirse karşısı da beni bulacaktır. Çünkü hakkaniyetli olmamakla onu suçlayacağım. Çünkü bu kadar basit, herkes beğendiği şeyi beğenmedim diyemez bir insan yani. Evet, haftayı yarıladık. Haftanın ortasında Kaan yarıştı. Yine eksiksiz bir yarışmacıyla karşı karşıyayız. Demek ki ne oluyor? 3 ile 10 arasında bir puan gelecek kendisine. Ona göre lütfen siz de düşünün. Sizler düşünürken açın lütfen tahtalarınızı. Ben de bir yandan menüsünü hatırlatayım. İlk olarak başlangıç tabağında cunda ezmesi, Arnavut dolması, salatalıklı haydari, bir de kıtır ekmek üzerine patlıcanı vardı közlenmiş labne peynirli. Eksiksiz söyledim değil mi? Doğru. Tamam. Ara yemekte ise fıstıklı, köfteli, yufkalı, yoğurtlu, yalancı mantı vardı. Ana yemeği beğendi, üzerinde kuzu pirzolaydı. Ona peynirli ne salatasıydı? Yeşil salata eşlik etti. Son olarak da kaymak eşliğinde şambali tatlısı yedik. Sizler de gördüğüm kadarıyla bitirdiniz puanlamayı. Sevgili yarışmacılar, puanından emin olmayan, değiştirmek isteyen var mı? Tereddütüm var. Şunu beğenmiştim, bunu beğenmemiştim diye tekrar aklına bir şey gelen. Benim yok. Yok, sizin de yok herhalde. Sizler tamam, peki. Herkes emin olduğuna göre ben de birazdan puanlarını alacak olan yarışmacımız Kaan'a döneyim ve sorayım. Kaç puan bekliyorsun yemeklerine? Ya şimdiye kadarki en iyi yorumlar sana geldi ama belli de olmuyor bu işler. Teşekkür ederim arkadaşlarıma da, sizlere de. 8 bekliyorum en aşağı, 8-9. Bir tatlımdan kırarlarsa hadi bir kere daha kırsınlar. 8 ama eksiksiz ve bol ve çok düzgün bir menü çıkardığıma inanıyorum açıkçası. Bakalım 8 bekliyor yarışmacı. Beklentilerin altında mı, üstünde mi olacak? İlk olarak da Pınar'ın puanını göreceğiz. Pınar, aç ve söyle lütfen bize puanını. Yüksek sesle. Benim puanım 7. 7, kapatabilirsin. Hı-hı. Neyden kırdın? Yani tatlı aslında bakarsanız hayal kırıklığı yarattı bende. Çünkü bayağı bir hamurdu içi. Teşekkür ederim. Kaç puan kırdınız tatlıdan? Yani şu anda 3 ver... Evet, yani yaklaşık... Bir tatlı 3 puan mı diyorsunuz? 2 puan kadar kırdım. 2 puan mı? Evet, bana puanlamanızı sayar mısınız? Özür dileyerek sorayım. Şimdi zaten masanızı beğendiğimi söyledim. Tamam, 1 puan da yemeğe 4. Evet. Tamam, gerisi? Çorbanızı... Pardon, çorbanın yeri de başlangıç tabağınızı ben beğendim. Teşekkür ederim. Ağırlıklı 1 puan olduğunu düşünsek 5. Olmasına rağmen beğendim. Tamam, ara sıcağımı beğendiniz. 1 puan da olsa 6. Ana yemeğimi beğendiniz salatamla birlikte. 1 puan da olsa 7. Ana yemeğinizi... Ana yemek 2 puan, evet. Salata 1 puan. Sadece tatlı 1 puan.
ana yemeğinizi beğendim ama altındakinin baskın o tuz tadı hala bundan şu anda kestiniz. Evet yani fazlasıyla tuzlu geldi beğendiğin bana. Beğendiğin tuz tadını aslında dengeledi demiştiniz. Dengeledi yani, dedin. İkisini yiyince güzel geldi dedin. Şu anda inanın o kadar kalmış durumda. Şu an öyle de o an öyle demedin. Çok rahatsız etti. Vallahi ben bir sen 8-9 vereceksin gibi konuştun. Bir tek hadi tatlıdan kırdın 2 puan 8. Yani. Sanki bir puanın güme gittik ha. Belki de diğer yarışmacılar da yüksek verecek. Ben de o kadar öyle bol kesedim vermeyeyim. Bu da bir yarışma derseniz de anlarım yani. Ama bu 7 de bilemedim. Neyse. Bakalım. Tabii kötü bir puan değil. O ayrı da söylemleri doğrultusunda evet. Hep değerlendiriyoruz ben ya. Ben de o yüzden beklentimi söylemiştim zaten. Peki. Melek'ten bakalım kaç puan geliyor. Evet Melek, senin de puanını duyalım lütfen. Görelim canım. Kaç? 7 puan verdim. 7 mi? Evet. Allah Allah. 7 puan verdim. Çok beğendin. Neyi beğenmedin? Bir tek... Tatlıyı bile benim kadar güzel yanmışsınız. Çok güzel dediniz. Her şeyi yediniz ve ilk defa duydum dedin. Evet duydum. Zaten tamam, duydum. Yarışma ama biraz hakkaniyet ya. Rica ediyorum. Ama ben gerçekten hazırlıklı puan verdim. Neden kırdın 3 puanı? Salatanın peynirin tuzlu olmasından. Tamam. Bir de tatlının dediğin gibi. Tatlı zaten çok güzeldi. Niye kırdın? Çok güzel yüksek istememiş için. Demek ki. Ne olduğu için? Dağıldığı için. Öyle demedin sen. Kimse doğru düz beğenmedi. Sen beğendin. Ben çok zaten diyormuş. Beğendim. Tatlı çok güzeldi. Niye puanını vermedin o zaman? 7 puan verdim. İşte tatlının puanı nerede diye soruyorum. İçinde. Tamam neyden kırdın 3 puanı? 10'a kadar ya bizim puan. 3 puan kırmadım. Puanınız 10'a kadar mı? Ben onunla hani 3 ile 7 arası dediniz ya siz. 10 arası dediniz ya. 3 ile 7 arası mı yok, dedin? 3 ile 10 arası dediniz ya. Evet. Ben arası 7 etti diyorsun. Değişik bir matematik. Gerçekten Melek. Ben 3 ile 10 arası dedim ya. En yüksek 10'du yani. 3 ile 10 arası yapıyor diye ben de 7 verdim ama. Gerçekten. Yok canım dalga geçiyorsun herhalde bizi. Ben bunu ben ciddiye alamayacağım. Her şeyi beğenip 7 puan vermen ne kadar mantıklı. Vallahi çok mantıklı. Tatlıyı özellikle sen, çok beğendiniz. Sana okuma yazmadan bahsetmiştim ya. Gerçekten lütfen okuma yazmaya yok. Lütfen girmeyelim. Bununla onun alakası yok. Bunun matematikle alakası var Ayşe. Matematiği de yok. Bununla onun alakası yok lütfen. Bunun alakası yok. Her yemeğe bak. Bütün hepsini beğendim. Bak bana bu şekilde gelemezsiniz. Yeter ama gerçekten. Bana bu şekilde gelemezsiniz. Nasıl gelebilirim? Okuma ziyadesi yok diye gelemezsiniz. Ben evet, onu alay bağlı konuşamazsınız siz. Sekerek geleyim mi? İster misin? İstersen koşarak gel, uçarak gel. Fark etmez. Hayır, karşını koşmadan, veririm. Uçmadan sakin kalalım. Karşını ayaklarımız yere bassın da. Sizin şimdi şurada hiçbir takıl. Şekilde, sizin hiçbir şekilde evet. Ne matematikten ne evet, okuma yazmadan zayıfı. Bilginiz yok bence. Bana siz bir daha aynı kelimeyi kullanamayın. Kullanmayın. Ama siz bu şöyle yükseliyorsunuz. Matematiksel bastırmayın. İkide bir bana bu şekilde yaklaşamazsın siz sen ya. Siz bastırmaya çalışıyorsunuz şu an sadece. Kimi bastıracağım? Kesinlikle şu an Kaan Bey haklı. Beğenmediğin şeyler için alakası puan kırabilirsin yok. Ama beğendiğin halde sen senin... geçip o adamın karşısına ben puanını kırdım diyemezsin. Hakkın yedi yok bir defa. Yedi vermişsin. Her şeyi yedin. Gitti. Her şeyi yedin. Az kaldı ve yiyecektin. Ay Allah korusun mideme oturursun. Ama her şeyi çok beğendiniz. Laflara bak. Mideme oturursun. Tatlıyı çok beğendiniz siz. Ben tatlıyı çok beğendim. Melek'ciğim şurada anlaşamıyoruz seninle. Senin beğenmediğin benim bir hatırladığım olumsuz yorum. Salatanın peyniri tuzlu dedin. Evet. Ya da puan kırarsın. Sana da her baktığımda bordoya dönmeye başladı. Sinirlendim ama yani. Bir şey söyleyeceğim. Sanki demek. Yani kimse tatlıyı beğenmedi. Yani. Sen beğendin. Hadi sen çok de, güzeldi. Sen herhalde böyle bir 8-9 vereceksin diye bekledik. Ben şimdi 7 deyince 3 ile 10 arası dediniz ya diyorsun. Şaka yapıyorsun herhalde. Yok gerçekten öyle anladım. Gerçekten öyle anladım. Zuhay Hanım ben bir şey söylemek istiyorum. Yani eğer tabii bilmiyorum ne kadar uygun izniniz olursa ben puanımı değiştirmek istiyorum ama çok mu geç kaldım? Aa bence? Yok canım ne demek sen de değiştir hepimiz değiştirelim. Hatta dur baştan çekelim şu tatlıyı da yeniden yap. Bakınca bu hesapladığım... Sevgili Pınar siz yarışmayı seyretmiyorsunuz galiba Melek ve Pınar. Ben size ne diyorum? Değiştirmek isterseniz şu an değiştirin diyorum. Yarışma 2 evet. Puan görmüşüz geçmiş. Evet yapamıyorum. Şimdi Ayşe'nin puanını göreceğiz. Evet Ayşe senin de puanını öğrenelim lütfen canım. Benim puanım 5. Tamam. Ben daha adaletliymişim. Gerçekten ben daha adaletliyim. Sizin adaletsiz olduğunuzu zaten biliyordum yani. Benim puanım 5. Yani. En azından senin gibi yiyip sonra da ben puanım 7. Ben o kadar anladım demedim. Ben
hakkaniyetli verdiğime inanıyorum. Hakkaniyetli. Dur bir saniye bir dakika. Ben hemen söyleyeyim. Birincisi masasına verdim. İkincisi gerçekten... Ha bir de masaya verdim. Evet bir masaya verdim. Kaç İkincisi, puan sizin için? Ben ana yemek 2 puan değil mi? Hayır benim Siz için 1 puandı. Siz her şeyi beğendiniz. 1 puandı çünkü tozu da yoktu. Yağı çoktu ama lezzetini sevdim. Yağım çok tereyağındı hanımefendi zaten. Ha tamam zaten. Zaten ama benim için rahatsız edici bir yağdı. Demin ben size buna oradan rağmen söylemedim. Yemeğinize puan verdim. Şimdi size söylüyorum. Düşük puan verip kimse bu yarışmada şampiyon olmadı. Sen de şampiyon olamayacaksın. Olmayız. 2 gün var önümüzde. Aa, sen şampiyon olacaksın. Ve bu program yayınlandığında sen rezil olacaksın. Ben mi rezil ben olacağım? Ben şampiyon olacağım ama sen rezil olacaksın. Haberin olsun. Ben rezil olacağım. Bunu da buraya yazıyorum bak. Ben sana bir şey söyleyeyim. Ben rezil olacağım. Ben rezil olacak hiçbir şey yapmam. Yaptın. Her şeyi yapıyorsun. Ben sen 3 tane 4 tane şeyi beğendin biliyorsun. 8 tane malzeme çıkartmışım. Sen 5 veriyorsun. Çıkartmış olabilirsin. Ben beğenmedim tadını mecbur değil. Ayşe Hanım ama hiç beğenmedim. Menülere 4 verdin sen ya. Evet şimdi bir saniye. Bir saniye. 5 verdin. Evet ama Ayşe ben bu menüleri... Bir saniye. Dünkü yarışmacının hiçbir şeyi beğenmedim de emeğine 4 verdin. Buraya nasıl 5 verdin? Ayşe Hanım'ın menülü beğendin. Ne balığını beğendin. Şimdi 5 verdin. Şimdi bana 5 veriyorsun. Dünkü yarışmacının sadece emeğine verdin. Sana gelince... Seni vicdanınla baş başa bırakıyorum. Allah. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Kaldı ki dün beni hakkaniyetsizlikle suçladınız siz. Yazık. Yani şu an yazık emeğine de yazık. Çok büyük haksızlık ettin Ayşe. Olmaz. 2,5 saat senin içinde uğraştım. Son 5 dakika yetiştirdim. Burada herkes şahit. Yazık. Ama yani gerçekten hem beğendim. İnşallah rahat uyursun. Ya rahat uyurum niye uyurum? O doğru bu kadar gamsız bir insan olarak rahat uyursun zaten sen. Ben gamsız değilim. Sen çok gamsız, hakkaniyetsiz ve gerçekten... Sadece puan vererek şampiyon olacağını düşünen bir insansın. Ama gerçekten. Bu kadar herkes antipati toplayarak şampiyon olamaz. Şu an gerçekten ön yargılı konuştuğunu farkında mısın? Ya hiç beğenmedin. Ali Bey'e 5 verdin. Hiç beğenmediğine 4 verdin. Evet. Beğendiğin menüye 5 veriyorsun. O zaman sana ne yapayım ben? Ben sana beğendim demedim. Lütfen ben senin menünün neyine beğendim dedim. Bir tek etine beğendim diyorum ben senin menünün. Ya senin beğenmediğin şeyine ne yemek. Tutsuz. Tutsuz. Bana puan verdin. O zaman 6 vermen lazım. Bir puan masaya verdiysen ana yemeği beğendiysen 2 puan en az. 1 puan masaya verdim. 4 yaptım. Bir puandım. İşte ana yemek nasıl verdim. Bir puan ediyor? Orada puan, masayı bile beğenmedin. Yaptım. Ona dedin ki senin emeğin var 4 verdin. Benim emeğimi de beğenmedin. Ama onu da dört etmiyordu. Onu da söyledi. Emekteyiz olsun nasıl aynı puanı verdiğim konusunda da beni eleştirdi. Emekteyiz ben değil. Ali Bey dedi. Emekteyiz ben olmadı, değil. Hiç olmadı. Hiç olmadı. Bu gerçekten. Tamamen haksızlık oldu kesinlikle. Evet. Bence. Ya ben. Peki devam et şimdi Ayşe. Daha fazla söyleyecek bir şey yok. Hiç olacak bir puan değildi buraya. Bakalım son puan geliyor bugün için Ali'den Kaan'a. Evet, senin de puanını öğrenelim Ali. Ben de 5 puan verdim Kaan Bey'e. Şaka. Şöyle söyleyeyim, ben size açıklamasını yapacağım. Yazık. Yok, şöyle açıklamasını yapacağım. Ben sadece şöyle söyleyeyim. Ben masada çok fazla mezelerin peynirli olduğunu zaten söyledim. Salatayı tuzlu bulduğumu söyledim. Sadece etini beğendiğimi ve etine de 2 puanımı verdim. Ara sıcağının hayır. Sadece domates sosu mu havuç mu? Hayır, domates sosu mu havuç mu diye sordum. Dedin ki değişik bir şey. Ben çok beğendim. Hayır, değişik bir şey. Ben de beğendim demedim. Değişik bir şey dedim. Sadece etinizi siz duydunuz Ayşe Hanım. Evet. Hatta size de söyledim. Değişik neye bir şey. Neye verdin 2 puanı Ali? Ama masama vermemiş. Emeğime de verdim. Mezelerden beğendiklerim vardı. Hayır, beğenmedim. Bir saniye, bir saniye. Bir saniye. Mezelerden beğendiği yok muydu? Hayır. Peynir. Vardı şey, diyorlar. Kabul edemem ya. Böyle bu kadar olmaz ya. Yani. Çok fazla yani peynirli olduğunu söyledim. Çok fazla peynirli olduğunu söyledim. Bir tabak o kadar peynir. Bak bir şey söyleyeceğim. Salatayı Ali, söyledim. Ali ve Ayşe bu laf oyunlarıyla... Evet. Bu laf ebelikleriyle bu, zaten. Bu böyle beni kandırabileceğiniz ya da seyirciye bunu yutturabileceğinizi zannediyorsunuz. Sadece kendinizi kandırırsınız. Ben gayet net hatırlıyorum senin yorumlarını. Şöyle, senin meze tabağında %100 eminim beğendiklerin vardı. Beyan da ettin. Durum anlaşıldı. Hiç gerek yok kendimize üzmeye sinirlendirmeye. Altı verdim. Ben ona altı. Evet. Ben bir de onun masasında herkes olmadığı ben şeyi beğendiğim şeylere verdim. Şimdi Zuhal Hanım bakın şimdi şöyle bir şey var. Neyse. Beğendiğimi verdim. Ama demek ki kimse bir şey beğenmiyor. Peynirin çok kullanılması lezzet. Bir tabakta 3 çeşit peynir olmaz. Haksızlık. Bir meze tabağında 3 çeşit peynir olmaz. Salata ayıklanmış karadeniz haşlarını önümüze koydum. Salatalığı da söyledim. Salatalığı da dedim ki getirdim. Bu şekilde salatalık olmaz dedim. Bunu söyledim. Hepsini söyledim. Kılıf hayır hayır kesinlikle ben hakkaniyim. Evet. Yarı kim yarışıyor? Ben. Evet Ayşe. Büyük gün yarın büyük gün. Görmek istiyorum. Benim de beklentim çok yüksek. Senin var ya acayip büyük beklentim var senin senden. Senin var ya gerçekten.
Gerçekten onunla öyle bir beklentim var ki onu böyle... Hepimizin. Hani evine geldiğim zaman Ayşen demek istiyorum. Ne olursun canım. Ayşen mi? Yüzüne bir yaramayacağımı düşünemiyorum ya. Çünkü evet. Çok vicdan. Öyle şeyler söylemeyelim. Evet peki başarılar dilerim. Eline emeğine sağlık. Tabii ki beşleri görmemeydik artık yani. Yapacak bir şey yok. Onların vicdanı, onların hakkaniyeti. Evet. İyi akşamlar efendim.